Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışına hoş geldiniz. Sıra dışında bu akşam çok değerli konularım var. Konuklarımın iki önemli ismi İstanbul stüdyomuzda. Hocam burada. Mesut Akgücaş'ın hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Tağdağlı burada. Ankara stüdyomuzda da yine çok değerli bir konuğum var. Sayın Abla Ağar var. Ona da görebilirsek ona da bir iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Turgay Bey, size ve saygıdeğer konuklarınıza saygılar. Çok sağ olun. Şimdi bu akşam, tabii ki hiç şüphesiz bu kadar stratejist, bu kadar önem, bu kadar kurmay zekayla konuşacağımız konu belli. Hem Ankara için hem İstanbul için söylüyorum. O da şu, en sıcak olanından başlamak isterim hocam müsaade ederseniz. Bolton, ne diyeceğiz tam? Bolton da diyebiliriz, Bolton da diyebiliriz değil mi? Yani işte. Ay, bilinçli olarak söylüyorum. Balla kestiğin lafını diyor. Balla kestiğin lafını. Tamam. Şimdi, dün Beştepe'de geldi. Orada 2 saat 10 dakika kadar kaldı. Ve bugün Amerikan medyasına da yansıdı şekliyle. Yani Amerikan medyası da şunu söylüyor. Bas bas bağırdılar, adam yerine koymadılar. Yüzüne bakmadılar. İşte Cumhurbaşkanı da görüşmedi falan filan. Bunları kendi medya söylüyor. Biz de bugün bir tek bir yerde gördüm Cumhuriyet Gazetesi'nde. Fazla kalmak istemedi falan filan gibi bir şey yapmışlar. Neyse. Bir kahve söyleseydik yani. Ha, bir kahve söyleseydik. bir fotoğraf İbrahim Kalın'la birkaç fotoğraf yansıdı. Meseleyi özetleyen fotoğraftı. Önce bu magazin tarafından başlayalım işin isterseniz hocam. O fotoğrafı verecek şimdi arkadaşlar. Şimdi hocam bir üç kare vardı. Bir kırmızı dosya veriyor. Renk bilinçli olarak seçilmiş kırmızı dosya. İkinci kare İbrahim Kalın'ın bir el cepte konuşuyor. Üçüncü karede duvarın dibine sıkıştırmış. Yani bir fotoğraf olarak falan. Ve bir de böyle yani sen karikatürize edeyim beni bağışlayın sen ne ayaksın falan der gibi fotoğraf. Bunlar üzerinde tepinme derdim yok ama dünya açısından baktığınız zaman işte Obama'nın verdiği pozları hatırlıyoruz. Clinton'ın verdiği pozları hatırlıyoruz. Mesela işte bir kare bu hocam. Bir tanesi bu. Evet. İki tane daha var onları da göreceğiz. İşte dosyaları vermiş. Yüzüne bile bakmıyor görüntüsü. Diğerleri de gelecek. Nasıl değerlendireceğiz hocam bunu? Şimdi tabii Amerika'nın Şahin'i, Amerika'nın Kartal'ı geldi. Vallahi Şahin mi bilmiyorum arkadaş kuşçu mu ama beyin olduğu belli. Yani şöyle ki Amerika'da bir hakim grup var ve bu hakim grubun etkisi hem ordu üzerinde hem siyaset üzerinde çok yüksek. Bugün baktığımız zaman geçmişte Dick Cheney'nin görevini Sayın Bolton'un yaptığı ortada. Ancak mesele bir büyük çerçevede şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Yanında Genelkurmay Başkanı da var ve iyi bir diplomat da var. Yani Türkiye'yi tanıyan insanlar var. Askeri cenahta hem Genelkurmay Başkanımız hem Sayın Savunma Bakanımız da çok iyi karşılandı Danford. Unutmamak gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri bizim önemli bir müttefikimiz. Ve her zaman şunu söylüyorum Amerika'da dostlarımıza. Türk-Amerikan ilişkileri aynı şekilde Rusya ile de Suriye ile küçümsenemeyecek kadar bir dar çerçevede olamaz. Yani bir terazi var, bu tarafta fil, bu tarafta pire. Pire ne? İşte Fırat'ın doğusundaki Amerikan 20 tane üssü. Bu üsler ne yapıyor? Orada balık mı tutacaklar? Alın çölü yani. Yani yoksa sizin gizli bir ajandanız mı var? Öbür tarafta yükselen bir Çin tehdidi var Amerika'nın karşısında. Ve bu Çin tehdidini ekonomik olarak karşılayamayan bir Amerika var. Teknolojik olarak da Amerikalılar çok iyi biliyor. En iyi uçakları F-22'yi taklit ettiler. En iyi uçakları olan efendime söyleyeyim F-35'i taklit ettiler. En iyi füzelerini taklit ettiler ama en tehlikesi Amerika'nın kalbi olan uydularını vurabilecek ve uçak gemilerini vurabilecek sistemler yaptılar. Şimdi bu durumda gerçek tehdit karşısında Pasifik'te olduğunu Amerika iyi biliyor. Kore'de de Türkiye'nin yaptığı belli. Diyor ki Amerikan komutanı MacArthur,
Türk Tugay için imkansız yoktur, kahramanın kahramanıdır diyor. Sen böyle bir milleti bırakıyorsun, orada 5-6 tane bilemedin 40 bin tane adamı eğitsen ne olur? Allah'ın donsuz terörist damlarından diyor, evet. Savaşçı mı olur? Bir de dünyanın en büyük 8. ordusunun karşısında durabilir mi? Duramaz. Şimdi burada Türkiye'nin söylediği şey şu. Biz her yani buraya geliriz. İki kırmızı çizgimiz var. Biz buraya bir terör koridoru devleti kurdurmayacağız. İki, ya güzel güzel bunları alın götürün ya da biz alacağız götüreceğiz. 12 Aralık bu bakımdan çok önemli bir tarih. Ve Sayın Trump da bunu doğru karşıladı. Geri çekiliyoruz dedi. 4 tane zayiat verdi. Metis'ten tutalım. İşte Turp galiba. Turp oldu gitti adam. Ne dedi? Her gün PKK'da resim çekiliyordu. Ona çok kötü bir şey söyledi biliyorsunuz. Ondan sonra medya maymunu dedi. Çok kötü bir laf yani. Ben her zaman söylüyorum. Bu bölgede askerlikten anlayan bir adam PKK'yı tutup da oradaki dağlardan yani düz havaya indirmez. Onun komutanı kim? CENTCOM'un komutanı değil mi? Onu da aldılar görevden. En sonunda Pentagon'un şeyi de ayrıldı, sözcüsü de ayrıldı. 4 tane ağır adamlarını kaybettiler. Ve tekrar toparlayıp öyle demedi diye Trump'a baskı yapıldı. Şimdi Türkiye ne yapıyor? 1. Müttefikim Amerika bunları geri çek. Membişi'yi de boşalt. Seninle imzamız var, ahdimiz var. Haziran'da ben gittim bölgeye, Cerablus'taydım. Birader 2. Haziran geliyor, daha ortada bir şey yok. Ben bunlara silah veriyorum. Ya bunlar şey değil ki, mantar tabancası, 25 bin tırlık silah. Demek ki siz bir gizli ordu mu kuruyorsunuz bize karşı? Veya 25 bin tırla 1 milyonluk orduyu yenebilir misin? Matematik diye bir şey. Ben bunu İran'a karşı yapıyorum. Ya İran'ı yenebilir mi? Düz havada. İran 2 tane füze alsa seni bitti. Orada yerin dibine çeker. Bunu CENTCOM komutanı da söylüyor. Gelelim böyle bir şeyin içerisine. Türkiye ne yapıyor? Aklı Selim'le diplomasiyi kullanıyor. Burada bir süreç var. Astana süreciyle burada sahada iki önemli müttefik daha var. İran ve Rusya ile Sayın Dışişleri Bakanımız gitti, muhataplarıyla konuştu. Savunma Bakanımız burada Münbiş'te ne yapılacak? Bunu kararlaştırdık. Artı Sayın Cumhurbaşkanı gidecek ve akabinde de İran'da da Astana sürecinin devamı olacak. Ve Türkiye onun devamı olan, çok önemli olan İdlib'deki bir katliamı da Avrupalı müttefikimiz olan Fransa ve Almanya'yı da İstanbul zirvesiyle ikna etmiştir. Ve Türkiye şu anda 2019'a bir defa güvenli gidiyor. Burada korkan kim? PKK kaçıyor. İki, çünkü Amerika terk etti onu. Bas bas bağırıyorlar dünyanın. Bir Fransa'ya gittiler. İşte Macron oradan makarna kafalı işte diyor. Burada bir tane Kürtleri yalnız bırakmayalım falan. Sen Kürt'ün babası mısın lan? Biri Fransız, biri Kürt. Biz bu coğrafyada 1500 senedir yaşamışız. Sana ne oluyor? Şimdi burada bence diplomasi eksikliğinden dolayı bir, ki James Jeffrey de vardı yanında ama niye böyle bir hata yaptı? Siz Kürtlere dokunmayın. Ondan sonra biz söylemeden de hareket yapmayın. Biz Kürtlere dokunmuyoruz. Ya biz Kürtlerle kavgamız yok ki. Bakın matematikten bahsediyoruz. Ben görevdeyken 91 harekatında biliyorsunuz 650 bin peşmerge Kürt'ünü Türkiye yemedi içirdi. Evet. Biz onları kurtardık mı şeyden? Kimyasal silahtan. 250 bin daha dün şeyden çektik Kobani'den. Ne yapar? 1 milyon yapar. 400 bin Kürt şu anda Türkiye'de yaşıyor, Suriyeli Kürt. Esad bunlara nüfus vermezken biz ekmeğimizi paylaşıyoruz. Ve bizim yani geçen gün Sayın Bakan'ın dediği gibi misak-ı milli sınırları içinde yaşayan kardeşlerimiz bizim Kürtler. Bizim Kürt'te bir kavgamız yok ki. Ben işte geçen hafta gittim, oradaydım Akçakale'de. Kürt vatandaşlarımız geliyor, sarılıyoruz. Çok seviyoruz hocam seni diyorlar. Ve çok daha bir geriye gideyim bakın. 1991 senesinde işte Faruk Cömert Paşa üst komutanı 10 Kasım'ı kutluyoruz. Diyarbakır'ın çocukları, bizim çocuklar hep beraber müsamereler yapıyorlar. Pirinçli'nin Amerikalı komutanı albay da geldi. Komutan dedi Mesut sen buna bak dedi. Emredersin komutanın. Bakıyoruz. Durdu. Böyle o güzel çocuklar pırıl pırıl. Diyarbakırlar bizim subayların, as subayların çocukları kardeşçe oynuyorlar. Ne güzel folklorlar yapıyorlar. Diyarbakır oynanıyor, Çayda Çır oynanıyor. Vatanın her tarafı. Birleşik. Ne dedi biliyor musun? Biz dedi sizi savaştıramayacağız dedi. Bir dakika dedim biz kardeşiz dedim ya. Niye savaş çıkmışız dedim.
Sizi kavga ettiremeyeceğiz. Kalktı gidiyor. Mesut git bakalım dedi. Gittim. Ne oldu dedim komutan. Dedi böyle böyle dedi efendim. İyi yapmışsın onu dedi. Adam bizim kardeş olmamızı çekemiyor ya. Düşünebiliyor musun? Şimdi buraya gelin günümüze. Sayın Baltın bence Mars oldu. Çok kötü Mars oldu ama şu var. Bir, Amerikalıların istediği Münbiç yol haritasının konuşulması, Danforth'ın söylediği geri çekilmenin koordinasyon içinde olması, bundan mutabıkız zaten. Öbür taraftan da maksatlı ve koordinalı Türkiye'nin güvenliğine bağlılığını ifade etmiştir. Bu bir genelkurmay başkanının söyleyeceği laftır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten Bolton'un kabul etmemesi normal. Neden? Eğer o bir elçi olarak, Trump'ın diplomatik elçisi olarak bir şekilde İsrail'den aldığı belli olan o iki ifadeyi Türkiye'ye karşı bir hakaret olarak kullanmasaydı, ulan biz Afrika yamyam cumhuriyeti miyiz, bize diyorsun ki sen buraya girme, onu yapma, bunu yapma. Kimsin sen yani? Haddini bil. Ha, o zaman öyle. Haddini bildirirler. Bence bu tarihe geçmiş bir olaydır. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı One Minute olayı gibi bir olaydır bu bir. Bu bence Topal Karga'ya döndü Bolton. Dönemiyor Washington'a gördüğünüz gibi. Bence diplomatik kariyeri bitmiştir bundan böyle. Tamam. Sayın Abdullah Ağar'a döneyim. Bu konuyla ilgili değerlendirmesini alayım. Asıl meselelere geleceğim. Abdullah Bey, Topal Karga'ya dönmüştür dedi. Mesut Caşın ne diyorsunuz? Şimdi belki de Bolton'la ilgili en veciz, en ilginç cümlelerden bir tanesini Sayın Bahçeli grup toplantısında kurdu. Dalton hani, musun? Hatırlatmakta fayda çok, var belki. O da çok güzel bir ifadeydi. Bolton musun, Dalton musun dedi. Yani bu aslında çok anlamlıydı. Şimdi hem Sayın Bahçeli'nin bir Red Kit aşığı olduğunu, fenomeni olduğunu, yani takipçisi olduğunu gördük. Bir diğer tarafıyla da aslında çok güzel de bir göndermesi vardı. Sadece şunu söylemedi, yani Joe Dalton mu, William mı, Jack mı yoksa Averell mi? Şimdi bunu söylemedi ama açıkçası yani Türkiye ile bir müzakere trafiği başlatmak üzere Türkiye'ye görevli olarak gelen Bolton'un İsrail'de yemiş olduğu o herze açıkçası hani Joe Dalton olmadığını açıkçası gösterdi. Yani ben de biraz nazik olmaya çalışarak. Yani şimdi tabii burada bir kasıt yoksa tabii birazcık işin şaka tarafıyla magazin tarafıyla başladık sizin demenizle. Ama Pompeo'nun açıklamalarıyla örtüşünce, çünkü birbirisiyle eş güdümlü gibi gözüküyor, iş biraz ciddiye biniyor. Yani bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi biraz belki buna değinmekte fayda var. Çünkü şimdi birisi diyor ki YPG PKK'yla Kürtler özdeştir demeye getiriyor. Bir diğeri de çıkıyor diyor ki biz Kürtleri Türklerin katliamlarından korumaya çalışıyoruz diyor. Şimdi iki yetkin ağız ve birbirle örtüşen ağır cümleler ve bir müzakere takvimi öncesi. Şimdi bunun bence bir anlamı var ve bana sorarsanız çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar ve bu tehlikeli oyunun hani orijinlerinden neresi olduğuna dair de çok kuvvetli emareler var. Şimdi hani cümlenin başına dönelim isterseniz. Hı hı. Konuyu iyi tespit ve teşhis etmek adına. Sayın Erdoğan'la Trump yaklaşık 2-3 saatlik bir çalışma trafiğiyle, bir çalışma telefonuyla çok önemli bir mutabakat ürettiler. Öyle yansıdı, öyle anlatıldı, öyle ifade edildi. Bunu hem Sayın Erdoğan dile getirdi hem Trump dile getirdi. Konu neydi? IŞİD'in yenilmesi. Şimdi ve IŞİD'le ilgili Türkiye'ler Amerika Birleşik Devletleri arasında terörle mücadele konusunda ortak bir akıl, ortak bir irade ve ortak bir etki. Şimdi beni açıkçası ilk duyduğumda çok heyecanlandırdı. Hı hı. Şimdi IŞİD nerede? Fiziki varlığıyla Orta Fırat Havzası'nda, Haccin bölgesinde yani Suriye, Irak, Ürdün üçgenine kesiştiği işte Elbu Kemal
sınır kapısının, Kayem sınır kapısının olduğu yerde. Şimdi Türkiye'nin orada etki üretmesi bence terörün sadece fiziki varlığıyla değil, ilgili ülkelerle de işbirliğini kapsayan ve terörün oluşmasına sebebiyet veren koşulların, şartların, gerekçelerin ortadan kaldırılması ile ilgili iki güçlü devlet arasında bir terörle mücadele konseptinin oluşturulması ile ilgili bir akla atıfta bulunmuş olduğu için beni çok heyecanlandırmıştı. Hı hı. Ama açıkçası bu Türkiye'nin bu topraklarda, yani Anbar bölgesinde, El Tanf bölgesinde eti göstermesiyle ilgili bir denklem beraberinde getirdiği için ne olacak sorusu tabii kocaman kocaman soru işaretleriyle beraber kendisini gösterdi. Ve tabii birileri bundan belli ki çok rahatsız oldu. Rahatsız olanların başında bana sorarsanız işte CENTCOM ve SOCOM ve bunun siyasetteki, diplomasideki ve istihbarattaki türevleri, uzantıları ve bir diğer tarafıyla İsrail. Çünkü İsrail lobisinin, İsrail'in ayağa kalktığını, müesses nizamın ayağa kalktığını ve Trump'ın ortaya koymuş olduğu, yani Sayın Erdoğan'la Sayın Trump'ın telefonla konuşması neticesinde ortaya çıkan ortak aklı ve ortak iradeyi bozmak adına, değiştirmek adına büyük bir etki üretmeye çalıştıklarını gördük. Ve bu etki kervanı içerisinde açıkçası hem Pompeo kendisini gösterdi hem de Bolton kendisini gösterdi. Bu bana şunu anlattı, yani Trump'ın açıkçası kendi ülkesi içerisinde vermiş olduğu otorite savaşında çok ciddi anlamda eksenlerle karşı karşıya oldu ve bu aslında bir diğer tarafıyla da kendi içerisindeki otorite mücadelesiyle ilgili bir yansımanın gösterdiğini ifade etmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Bir diğer tarafıyla bence şu var, bizim açımızdan en tehlikeli olan kısmı da bu. Şimdi Kürtleri Türklerden korumak, Türk katliamından korumak, bu cümle çok anlamlı, önemli ve bir şey ifade ediyor. Bir diğer tarafıyla da işte YPG, PKK ile Kürtleri eşgüdüm içerisinde tutmak. Şimdi şunu söylüyorlar bence, bir şekilde Kürtleri kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullanma konusunda iradeyi deşifre ediyorlar. Yani bunu açık ediyorlar. Şimdi bu büyük oyunu evet biz bozmak üzere elimizden geleni yapıyoruz ama artık bence bu coğrafyada yaşayan, Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve İran'da yaşayan Kürtlerin bu kendi üzerlerine oynanan bu oyunu görmeleri ve buna dair bir bilinç ve bir etki üretmelerinin zamanı gelmiştir. Eğer bu bilinç ve etki üretemezlerse bu şekilde benim Kürt kardeşim, hepsi değil tabii, yani tabii, tenzih ederim. Bu oyunda birer oyuncu, kukla olmayı kabul etmeyenler mutlaka büyük çoğunlukta ama kukla olanların da etkisiz bu denklemden dışarıya çıkartılması bu coğrafyada yaşanacak bozgunun önüne geçilmesi adına bence büyük bir değer taşıyor. Bu anlamda Türkiye'de çok önemli bir vizyonun ve misyonun düştüğünü de ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Hı hı. Çünkü bakıyoruz bugün Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerde de çok büyük bir hareketlilik var. Çok büyük bir görüşme trafiği, onların var olan potansiyellerini kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullanma doğrultusunda. Kerkük'te ciddi anlamda bir hareketlilik gözüküyor, kendisini göstermiş durumda. Bizim oraları hiç ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Öte tarafıyla tabii bir şunu da söylememiz gerekiyor Turgay Bey. Yani hani uzattım belki ama burada kesmek istiyorum son cümle, bu cümleyle beraber. Şimdi diyorlar ki işte yani şu an sadece Türkiye'de PKK'nın şerrinden kaçan 260-270 bin Kürt var. Sadece Türkiye'de. Yani Irak'ın kuzeyindeki yani Duhok'a, Erbil'e, Süleymaniye'ye, Kerkük'e kaçanlar, onlar da bir en az bu kadar var. Şimdi bunu nereye koyuyor acaba bu YPG, PKK'yla yani Kürtleri aynı kefeye koymaya çalışanlar? Açıkçası burada bir cevap vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada bir Kürtler üzerine oynanan büyük bir kurgu var. Bu kurgu bence önce Suriye'nin parçalanması, yani Suriye'nin üniter yapısının bozulması. Burada Türkiye'nin ağzında da işte bir parça bal çalmaya çalıştıkları gözüküyor. Burada bir tuzak var Türkiye ile ilgili. Yani yeter ki sen bunu kabul et. YPG, PKK'ya zimmen de olsa aşağılarda maşağılarda filan biz yaşamasına izin ver. Şimdi bu Suriye'nin üniter yapısını bozar. Suriye'nin üniter yapısını bozmakla beraber Suriye'yi böler.
Sonra oradaki o konvansiyonel terör gücü üretmiş olduğu alanla ve etki altına almış olduğu katmanlarla birlikte ve almış olduğu küresel destekle birlikte bir gün yüzünü Türkiye'ye döner. Yani bu böyle büyük bir riskin hesaplarının yapıldığı, denklemlerin kurulduğu çok hassas bir günce var. Ben açıkçası oyunu da neyin bozacağını hani son cümle söyleyeyim tekrar. Bunu Türkiye'nin demir yumruğu ve şefkatli yüzü bozar diye tamamlamak istiyorum efendim. Evet. Türkiye'nin demir yumruğu ve şefkat yüzü bozar dedi. Bu önemli. Onun için ben Abdullah'a bir daha döneceğim. Stüdyodan sonra, İstanbul'dan sonra bir daha döneceğim. Yani biz bölgede nasılız, neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Hem burada konuşacağız hem Ankara üzerinden de konuşacağız. Tağdağlı, Bolton'un resimlerini dün yansıdı, gördün. Bir de daha önceki Rusya'da vardı değil mi benzer? Evet. Aslında Bolton hani bu hale düşecek bir adam değil. Bolton'un oturduğu koltuk da böyle bir Amerikalılar adına küçük düşmeyi hak eden bir koltuk değil. Yani normalde Condoleezza Rice oturuyordu mesela 2003'te o koltukta Bush zamanında Irak'ı işgal eden kadın. Hani Irak'ı işgal eden o çetenin başındaki kadın Condoleezza Rice. O da ulusal güvenlik danışmanıydı. Ya da Obama'nın ulusal güvenlik danışmanları. Onlar da hiç bu hale düşmemişlerdi. John Bolton da aslında bu hale düşecek bir adam değildi. Yani John Bolton da Bush döneminin Amerikan dışişlerindeki etkin isimlerinden birisiydi. Sonrasında Birleşmiş Milletler'de daimi büyükelçilik de yaptı. Son zamanlarında biraz emekte pozisyonu vardı. Fox haberlerde, Fox haber kanalında daimi yorumculuk yapıyordu. İşte ta ki bu göreve gelene kadar neokoncudur. İşte Siyonist yaklaşımlarıyla tanınır. Hani pazar günü Netanyahu'nun yanındaydı. Kipasını takıp ağlama duvarına gitti. Orada ayinini gerçekleştirdi. Onlara uzak birisi değil, çok yakın. Siyonist zihniyetin bütün yapılanmasını savunan, hatta o beyin takımının içerisinde kadar diyebileceğimiz güçte bir adam. Ama Abdullah zaman, Bey'in vurguladığı o demir yumruk meselesi burada biraz demire tosladı. Oraya geleceğiz ama hani bu adam böyle bir adam. İşte evet. Kipasını takıp işte ağlama duvarında ağladı, Siyonist kimliğiyle biliniyor vesaire falan dedin. Aslında bu Bolton ne kadar çirkin, ne kadar sevimsiz bir adam. İşte İsrail, FETÖ vesaire falan tüm bunları kapsayan, anlaşılmasını sağlayan 15 Temmuz, yani Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz darbe girişiminde Fox TV'ye verdiği demeçte bakın neler demişti, onu bir hatırlayalım mı? Tabii. O çok mühim. Yani ekranların başında bizi izleyenler de siyasi görüşlerinin bir önemi yok ama bakın Bolton nasıl yalan söylüyor, nasıl çirkinleşiyor. Bir hatırlayalım onu. Fayda var bunda. Bir verin arkadaşlar. Bence şu anda gerçekten Türk askerinin pozisyonu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Darbenin ordudan birileri tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Darbeyi gerçekleştirenlerin perspektifinden baktığımızda yıllar boyunca Erdoğan tarafından görevlendirilen üst düzey subaylar belli ki problemin bir parçası. Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın Osmanlı'yı yeniden canlandırma, Orta Doğu'da dominant güç olma ve Türkiye'yi İslami bir yöne çevirme çabaları başarısız olur. Eğer darbe başarısız olursa Türkiye Erdoğan'ın istediği yönde gider ve daha İslamcı bir ülke olur. Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inanıyorum. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Devrilirse gözyaşı bile dökmem. O ABD'nin dostu değil. Şimdi hocam bununla ilgili yani demir yumruk meselesini konuşacağız ama bununla ilgili bir şey soracağım hocama. Şunu söylüyor. Diyor ki Erdoğan dediği Türkiye ama Erdoğan üzerinde şahsında Sayın Cumhurbaşkanı baş hedef yani. Evet, baş ama arkasında Türkiye var. Tabii Türkiye. Bunu tavşanlar bile biliyor yani. Biliyor, müşahhaslaştırıyor. Ya işte 85 milyon falan gördüğü bir hadise. Diyor ki ya bu Türkiye'nin diyor iddiaları var, idealleri var diyor. Bu Türkiye Orta Doğu'da söz sahibi olmak istiyor diyor. Bugünün tavrına bakarsak bu Türkiye bir terör koridoruna müsaade etmez diyor. Bu Türkiye Suriye'nin bölünüp parçalanıp bize hizmet edeceği bir noktaya gelmesine hizmet etmez diyor. Özür diliyorum. Irak'ta da zaten bu Türkiye diyor bizim ayağımıza dolandı diyor, taş koydu diyor, tekerimize taş koydu falan filan diyor. Bu darbe diyor ne güzel bir darbe diyor. Zaten diyor Erdoğan bunu hak etmişti diyor.
bu süreçte falan. Bir şunu demiyor. Ya bizim çocuklar falan demiyor. Direkt demiyor falan. Erdoğan için oturup ağlayacak, üzülecek falan filan da demiyor. Ya hani siz demokrattınız, hani bilmem ne diyorsunuz, siz ne ayaksınız vesaire. Hocam buradan bir yürüteyim istiyorum mevzuyu. Şimdi hemen aklıma şey geldi. Çinliler olunca Amerikalılarla biz okurken F-16'da Çinlilerle beraber okuduk. Ondan sonra ben de hocaya dedim, ya hocam dedim, bunlara dedim füze teknolojisi veriyorsunuz dedim, bunlar komünist dedim. Hoca bana ne dedi? Mesut dedi, onlar iyi komünist dedi. Hocam dedim, yani ben komünizmi biliyorum dedim. Yani avukatım, işte master yaptım falan. Şimdi demokrasi Churchill'in dediği gibi ışıktan nereye baktığına bağlı. Şimdi Amerikan anayasa hukuku okudum ben Texas'ta. Amerikan devlet başkanının seçimi %52. Yani halkın %52 oya giden %52 gidiyor. 26'yı alan sandığa devlet başkanı. %52. Demek ki 1/4 oyla seçilebiliyor şey devlet başkanı. Ama Türkiye'de %51 üzerinde oy almış bir cumhurbaşkanı var. Öyle mi? Official halkın da %80. Gitti, hepsi geldi yakını. Baktı. Bu adaletli ve demokratik bir seçim. Bu bir. İkinci husus, yani sen mi bize demokrasi öğreteceksin? Böyle bir şey yok. Ama asıl mesele şu. Şimdi Abdullah abi, hocanın da söylediğine baktığımız zaman buradaki bir algı operasyonu var. Türkiye kötü çocuk ve bu kötü çocuğun reisi de Cumhurbaşkanı. Onu biz alt edersek Türkiye demokrat olacak. O zaman ona alternatif metotlar için darbe yapmak da legaldir. Başka şeyler. Çünkü bak onlar İslam, ya Türkiye zaten Müslüman. Yani biz 9. yüzyıldan önce Müslümanlığı kaybettik. Demek ki Bolton'un o söylediğim topal karga lafı boşuna değil. Yani Türk tarihini ve hocanın dediği gibi bizim crazy Türk dediğimiz ayranımızı ne zaman kabaracağını bilmiyor. Yani dedik ki 12'sinde ya çek ya vuracağız dedi Cumhurbaşkanı. 2 gün sonra geri çekiliyorum dedi. Tabii. Bu şu demek. Sen NATO müttefiki olabilirsin ama ben seninle savaşı göze alıyorum. Askeri terminoloji bu. Onlar da oturdular baktılar. Biz Türklerle savaşalım mı savaşmayalım. Ve 4 adamları gitti saydım. İşte Mahkurt'tan tutalım işte CENTCOM komutanına kadar. Ama eğer demokrasi varsa Başkan Trump'ın söylediğinin olması gerekiyor. Söylüyor, diyor ki bak Cumhurbaşkanı'nın bu spontane bir şey. Kendileri açıkladılar, biz değil ki. Ya diyor, siz neydi düşmanınız? DAEŞ. Verin bize, onu vuralım. Halledelim. 300 kilometreden biz gideceğiz, vuracağız onu. Nereden? Bizim adamlarımız hazır orada zaten vuracak. 2 mekanize tümen verdik onlara. Rakka harekatı için kabul etmediler. Demek ki gizli bir ajandadır. Ajanda ne? Biz Tavşanlar Cumhuriyeti'nden kaçtık. Oraya kanton devletini gelecek. İşte bunlar demokrat, liberal. Ötekinler kötü çocuklar. Bunlar gelecekler. Burada bir terör devleti. Böyle şey var mı ya? Sen terörü kullanaraktan bir devletin topraklarını parçalayamazsın. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hukuken. Bir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, sen yeniden kendi kafana göre terör mü tanımlıyorsun dedi. Yani hepiniz diyorsunuz ki bu PKK'lı terörist, PYD'li de terörist. Kayseri'nin dediği gibi bize şeyi boyayıp getirecek beygiri. Bu eşek ya arkadaş, yani sen bana katırı sen kalkıp at diye satamazsın ki bize. Çizgide yapsan, çizgisiz de yapsan herkes biliyor bunun terör örgütü olduğunu ve bütün Kürtler de biliyor. Orada çeken Kürtler zaten. Niye 400 bin Kürt kaçtı Suriye'den? Ha şimdi burada bir algı operasyonu var. Nedir? Bak biz Kürtlerin abisiyiz. Merak etmeyin. Netanyahu da üflüyor oradan. Süflörlük yapıyor. Bakın diyor, biz Amerikalılar söz verdi. İşte Balfour Deklarasyonu'na. Biz İsrail Devleti kuruldu. Barzaniye'de devlet kurduk. Size de burada kuracağız. Ne kadar güzel. What a beautiful. İyi güzel. Çok güzel hocam. Ama unuttukları bir şey var. Deli Türk'ü unutuyor. Yumruğu var, kılıcı var. Ne zaman beygire bineceği belli değil. Demek ki burada şimdi buradaki diplomatik reflekse bakalım. Şimdi Sayın İbrahim Kalın söyledi. Bu hamaset mi hocam? Efendim? Yani Türk'ün ayranının kabarması. Hocam. İşte Allah beni söyledi, demir yumruk meselesi. Hocam ben ne zaman asker adamım. Bizim ne olduğumuzu onlar bizden iyi biliyorlar. Kabardı mıydı nerede duracağı belli olmaz yani. Çok iyi biliyorlar yani bunu. Kıbrıs harekatında önümüzü kesmeye kalktılar. Biz de 100 tane uçağı çektik şeye, İncirli'ye, vuracaktık 6. fileyi.
kamikaze yapacaktı. Şimdi bakın, bu çok iyi hatırlattınız. Çin amirali dedi ki iki tane uçak geminizi vururuz dedi. Biz 74'te söyledik bunu. Vurur da yani. Bakın Mustafa Kemal Atatürk 36'da bizden şey istiyorlar. O kadar donanmamız yok. İtalyan donanması gelmiş toplarını koymuş Antalya'ya. Biliyorsunuz İtalyan ateşlisini çağırıyor. Çizmelerimi getiririm diyor. Fakat Atatürk'ün bilinmeyen bir yönü daha var. Atlıyor bir gece hasta haliyle Eskişehir'e gidiyor. Pilotlarla konuşuyor. Yemek de yiyor. Ondan sonra hepsine zarf gönderiyor. Kişiye özel zarf askeriyede çok önemlidir. Diyor ki emir şu. Emir verirsem İtalyan donanmasını batır mısınız? Hazırız komutanım diyor. Bitti. Şimdi burada iki zeka var. Bir, liderin gözü kapalı arkasının adamları göndermek. Atatürk piyade subayı. Pilot değil yani. İki, o zamanın devriyle bakın. Küçük bir hava gücüyle büyük bir donanmayı durdurabilmek. Bunu daha 25-30 sene sonra ancak şeyler yapabildi. Japonlar kamikaze uçaklarıyla uçak gemisini batırdılar. Şimdi demek ki bizim ayran bilinen bir ayran. Ta Orta Asya'dan geliyor. Şimdi buradaki algı operasyon refleks ne? Şimdi bir defa bu yavaşlamada Netanyahu'nun etkisinin olduğu çok etkili. Şimdi bakın frekansta 3 tane adamı konuşuyoruz. Kim mi? John Bolton. Kürtleri koruyacağız. Kürtlerin garantisini istiyoruz. Başka? Takvim yok. Başka? Türkiye ile koordine olmanın askeri müdahale bulunmayacaksın. Biz arkadaş İngiliz şeyi nedir onun adı? Komiseri bize geliyor böyle. Cumhurbaşkanı kovaladı tabii. Haddini bil dedi yani. Sen Bolton'san Bolton'unu bileceksin yani. Bunu ancak Amerikan Devlet Başkanı söyleyebilir Türkiye. Tabii. Cevabını da aldı. Şimdi gelelim Mike Pompeo. Türkiye'yi çok seven bir şahsiyet. O hala bölgede değil mi? Irak'ta. Evet, tabii abi gidemiyor Amerika'ya. Yaralandı yani, diyorum ya sana hocam. Çok kötü yara aldı yani. Biraz sonra o Putin'in resmini Putin, gösterelim bak. Kürtleri kıyıma uğratmayacağız diyor. Pompeo diyor bunu. Suriye'de dini azınlıkları koruyacağız. İran'la mücadele düşmanlarımızın söylemeyeceğiz. Yani çocuk kandırıyor. İran'da bilmiyordu bunu. Yine asıl refleks şu. Kim burada şey? Lindsey Graham. Esas senatör diyor ki frene bastık, akıllıca yavaşlattık diyor. Başka? YPG ile çatışmayın diye Türklere söylüyoruz. Şu an ayrılırsak Kürtler katledilecek. DAEŞ'in kalıcı olarak ortadan kaldırılması, boşluğu İran doldurmasın, Kürt müttefiklerimizin korunması. Ya arkadaş, biz NATO'da sizinle beraber müttefikiz bir. İkincisi, siz egemen bir devletin... DAEŞ terör örgütü kalsın, İran boşluğu doldurmasın, PKK kalsın, bilmem şu olmasın. İş mi ya hocam? Biz de herhalde maymunlar cehenneminden kaçtık. Böyle burada bu coğrafyayı... Ya orada koskoca bizim Süleyman Şah Türbesi var. 20 bin askerle, süvariyle bakın, bütün Suriye'yi almış. Orada şehit olmuş, öyle mi? İki tane şehiyle beraber. Ve orada kalemiz var. Cabar Kalesi diye geçer aslında. Esası aşağıdaydı, yukarı çektik biliyorsunuz. Yeniden aşağı indireceğiz. Demek ki burada bir algı operasyonu var. Tenzih ederim. Abdullah Bey'in dediği gibi. Bir defa Kürtler bizim can kardeşimiz. Çanakkale'de de beraber olduk. Bugün de yarın da dünya var oldukça beraber olacağız. Kıyamete kadar. Et de kemikten daha öteyiz biz bir kere. Kız alıp vermişiz ve aynı mukadderatı bu Anadolu'da cerh etmişiz. Yani şimdi buradan baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Amerika yanlış yapıyor. Neden? Türkiye gibi önemli bir müttefikini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Niçin? 35 bin tane baldır çıplak adamla. Ulan sen ondan Türk ordusunu yedebilir misin? Allah'ın adamı. Ne diyorum ben, 20 bin adamla bir Suriye almışız. Sen 65 bin şeyle. Militan veya zorla devşirilmiş adamlarla, ki insan haklarına aykırı, çocukları alıp kaçırıyorlar evlerden. Sen bundan Türk'ü yenebilir misin? Korkutabilir misin yani? Çin sarayını basan işte o Kürşat 40 adam. Şimdi o zaman akıl sığır ne? O yüzden Danford'un Sayın Genelkurmay Başkanımızla ve Sayın Akarpaşa ile Savunma Bakanı'yla konuşması, askerler onlar gibi avanak değil. Türk'ün ne olduğunu biliyorlar. Bu bakımdan şimdi bu mesaj gidecek Washington'a, tekrar konuşulacak. Burada iki husus var. Amerika Birleşik Devletleri de kendi içinde birlik değil. Pentagon ayrı cezden çalıyor. İkincisi işte State Department ayrı tarafta. Trump yalnız, generalleri ayrı birbirine düşmüş ve Amerika idare edilemiyor. Öbür taraftan da ufku da göremiyorlar. Yani senin bölgede Türkiye olmadan Orta Doğu'da senin kıpırdaman mümkün mü ya? Ya ben görevdeyken...
Bir tane helikopteri geçmesi için yalvarıyordu bize. Sen şimdi kalkacaksın da bizi orada devlet kuracaksın. Üç köfte beş kuruş yok arkadaş, dur bakalım yani. Ben her zaman söylüyorum Amerikalılar, siz dünyanın reisi olabilirsiniz. Bu bölgenin orası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dediklerini alacaksın. Sonra biz dün de Müslümandık, elhamdülillah gene Müslüman oluyoruz. Artı hiçbir şekilde biz Afrika yamyam devletimizde gideceğiz de Kürtleri keseceğiz. Böyle bir şey var mı? Bu olabilir mi yani? Hani gelsin bir tane Kürt söylesin bunu, PKK'lı bile söylemez bu söylediğini. Peki o zaman demek ki bu bir olga operasyonu, ama şöyle de var. PKK ile çok iyi çalışıyorlar. Geçen sene ben talebelerimizi götürdüğüm şeye, Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler gibi bir örgütün içerisinde PKK bildiri dağıtıyor. Afrin Harekatı'nda bizi kesiyorlar diye. Efendim gittik Avrupa Parlamentosu'nda öyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle. Çalışıyorlar ve insanları da kandırıyorlar. Kürtlerle bir kavgası yok. Burada terör var ve bu terör örgütüyle yani atla savan bir değil. Bu coğrafyada bu olmayacak. Ve dolayısıyla netice-i kelamda mümkünce boşaltmaları gerekiyor. Buna makul bir süre iki genelkurmay anlaşacaklar bunda. Burada da operasyon yapılacak. Çünkü siz oraya bir tane şey yapın. Nedir onun adı? Tampon yapın. Ulan arabanın tamponu kırılırsa araba ne olacak? Burada bir devlet kurulmayacak. Burada Suriye bir defa anayasal seçime girilecek. Bu şey yapıldı. Karara bağlandı. Ve şöyle bir şey var. Türkiye kadar, altını çizerek söylüyorum, hukuktan anlayan birisi olarak, Irak'ın da Suriye'nin toprak bütünlüğünü düşünen Orta Doğu coğrafyasında başka yok. Bir aktör yok. Ve öyle olmasa 4 milyon adamı sırtımıza alır da biz ekmeğimizi paylaşır mıyız? Var mı İslam coğrafyasında bir tanesinde? Yok. Var mı Suudi Arabistan'da? Var mı Avrupa'da? Geçen gün işte Suriye, 4 tane Suriyeli bakmışlar da onu bütün şey... Ya arkadaş bunlar boş şeyler ya. Boş. Dolayısıyla son şey şunu söyleyeyim. Bir defa Türkiye Rusya ile ipi çok sağlam tutuyor. Sayın Putin Türkiye'nin inisiyatiflerini anlıyor. Öbür taraftan da şöyle bir şey daha var. Ukrayna'da yukarıda karışık biliyorsunuz. Sen şimdi bu kadar bir karışık coğrafyada, Kafkasya'da, bilmem işte Balkanlar'da, Türkiye olmadan Yunanistan'la mı iş yapacaksın? Güney Kıbrıs Yunan yönetiminin de çıkmayan gazıyla mı Türkiye'yi korkutacaksın? Bunlar boş işler. Ya Amerika adam gibi aklı selimle Türkiye müttefik gibi davranacak ve egemen bir devlet olarak hukukumuza saygı gösterecek. Bolton abim de olur, Dalton ondan sonra. O kadar. O Putin meselesine bakalım mı? Evet, tabii bir görelim onu. O mesele aslında John Bolton'ın normalde hani bu diplomatik dayağı yiyecek bir adam olmadığını gösteriyor. Yani öyle bir adam değil aslında ama burada hakikaten o demir yumruğa tostladı Ankara'da. Bu alt yazılı değil herhalde. Bunu şey yapalım istersen. Tabii o diyaloglar. O diyalogları tabii, sen bize yani, aktar istersen. Burada 23 Ekim'de Moskova'yı ziyaret ediyor John Bolton. Putin'le görüşüyorlar Kremlin'de. Ve o dönemde de Amerika Rusya'yla yıllardır devam eden bu nükleer füze anlaşmasından çekilme tehdidinde bulunuyor. Bunun üzerine Ruslar tepkili. Putin John Bolton'a şöyle bir sözle sitem ediyor. Amerikan armasındaki zeytinleri kartal mı yedi diyor. John Bolton da ona ben yanımda zeytin dalı ya da zeytin getirmedim. Bildiğiniz gibi armamızda kartal sağ pençesiyle zeytin dalını tutuyor. Bu aslında ülkemizin önceliğinin barış olduğunu gösterir diyor. Yani tabii bunun askeri anlamdaki tercümesini... Önceliğimiz barış ama kaşınırsan tabii, diyor yani, bunu Putin'e ona, söylüyor. Bir hani diyor siz diyor barışçıldınız zeytin dalı armanızda bu var ama nükleer füze anlaşmasından çekiliyorsunuz. Ne oldu barış diyor. O da diyor ki ben diyor zeytin ya da zeytin dalı getirmedim diyor. Bizim amblemimizin tepesinde diyor kartal vardır diyor. O kartal figürünü ön plana çıkarıyor. Şimdi... bunu lütfederseniz şöyle anlatayım arkadaşlar. Benim doktora tezim silahsızlanma. Orta menzilli füzeler 5500 tane çekilmiştir ve Avrupa'nın güvenliğini 35 senedir sağlayan çok önemli bir anlaşma. Amerikan Devlet Başkanı Trump bundan çekileceğim diyor. Tabii burada haklı yönü belki Çin'den korktuğu için. Çin çünkü bu anlaşmaya taraf değil ve Çin çok önemli bir takım füzeler yaptı. Bunlar söylediğim uydu savar füzeleri de kıtalar arası şeyleri vurabilecek olan uçak gemilerini vurabilecek olan sesten çok hızlı füzeler yaptılar. Gemi savar füzeleri. Burada Putin'le bu olacak INF anlaşmasının
son müzakereler için gönderilmiştir Bolton ve o söylediği laf sizinle savaşa hazırızdır meydan okuma Putin'e. Yani Putin onu tartmak için söylemiştir bunu ama Putin de cevabını verdi. Şöyle söyledi. Dedi ki birileri dedi Rusya füze atabilir nükleer ve Ruslar hayatını kaybedip şehit olabilirdi. Çok önemli bu laf söyledi. Ama dedi bizim verdiğimiz cevapta dedi bize füze atanların dua edecek bile zamanı kalmaz. Yerin dibine gömeriz onu. Yani biz de size counter strike dediğimiz karşı müdahaleyle bize füze atanı biz de yere çünkü Rusya'nın elinde 25 bin tane daha füze var. Ve iki tane bir Topol M füzesi var. Çok iyi yaptığı füze. Bir de Rusya'nın yani bu çekilme sebebi de o zaten. Yeni yaptıkları bir tane füze var. Bu füze yüksek irtifaya çıktıktan sonra alçaya inip radara yakalanmayan bir füze ve şu anda o füzeyi vurabilecek bir füze yok. Ve ben bunu Roma Üniversitesi'nde anlattım. Çok ilginç. Onu paylaşayım müsaade ederseniz. Tabii. Dörtte birini vuramıyorlar şeyler. Şu andaki yüksek irtifa şeysinde. Bu masada iki Fransız, iki Amerikalı bir de ben varım. Tek Türk benim. Arkada da 40 metrelik şey var. Ben füzeyi vuramayacağını ispat ettim. Şeyde. Tabii şey olarak. Simüle edilmiş vaziyette. Amerikalı ki bu bakın çok önemli. 2004'te oluyor bu hadise. Daha Türkiye'de kimse konuşmuyor bunları. 14 sene önceden bahsediyorum. Roma Üniversitesi'nde oldu bu. Ya Sör dedi biz dedi 11 milyar lira veriyoruz dedi her sene dedi bu projeye. Dedim siz zengin bir milletsiniz. Size koymaz bu dedim. Ama dedi vuramıyorsun sen daha iyi biliyorsun benden dedim. Ondan sene. Peki dedi bu paralar bedava mı gidecek? Dedim size bir şey olmaz dedim ondan sene. Ama dedim sen de biliyorsun ki vuramazsın. Bu baktı beni alt edemiyor. Ama dedi ben dedi Amerikan Devlet Başkanı Bush'un danışmanıyım dedi. Ben dedim zavallı bir öğretmenim dedim. Evet. Sen dedim çok önemli adamsın dedim. Durdu illa beni yenecek ya böyle aşağılayacak beni. Ondan sene dedi o zaman dedi sen bunu bana ver dedi ben dedi Amerikan Başkanı'nı göstereceğim. Ama kefal geldi o zaman abi Mesut amca da şeytanın teki tabi. Malkoçoğlu da dedi ki ona bakın dedim sevgili müttefikim dedim. Ben sana vermesem dedim. Zaten odadan çalacaksın akşam dedim. Al senin olsun dedim. İtalyan general geldi. Profesör Mesut diye mahvettin. Şimdi onlar cinse biz de şeytanız. Bu millet ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın en büyük topunu yapıp devri çevirmiştir. Dolayısıyla bir tane füze yapamayacak tavşan mıyız biz? Aha füzeyi de yaptık. S-400'ü de aldık. Onun için geliyor Patriot'u veriyor. Ya düne kadar vermiyordu ya. 13 milyar diyordu şimdi 3'e indirdi. Evet. 10 milyar ne oldu? Bir de Patriot'un ne kadar vurmadığını ben biliyorum. Tabii. Menzilini de biliyorum. Kıyaslanmaz bile S-400'ü. Şimdi sen diyorsun ki bak arkadaş Amerika'nın şunu anlaması gerekiyor. Elimizdeki füzeler 1955 model Nike Erkin, İstanbul'u koruyan füzelerimiz. Onun yerine Improved Halfgar, o da 60 kilometre menzilli. Bugünkü füzeler 250 ile 500'den vuruyor. Bu ortalama şeysi. Türkiye bunu yapmak zorunda. Şimdi Türkiye NATO'ya girdiğini Amerikalı senatörler diyor ki, Türkiye o kadar önemli bir ülke ki, bütün dağların üzerine füze kurmam lazım. İstanbul'un 7 tepesinde füzeler vardı. Şimdi bunlar eskidi. Bunları yapmamız lazım. Bana teknoloji ver, vermem. Füze ver, vermem. Nereden, tavşanlardan mı alacağım ben? O zaman Türkiye egemen bir devlet olarak elbette alacak istediği yerden bir. İkincisi bunu NATO Genel Sekreteri de kabul etti. Biz İtalyan'dan da alıyoruz mu füze? Sen de getireceksin, sen de getir. Neymiş efendim şeyleri çalacakmışlar. Yazılımlarını bilmiyorum. Ulan senin yazılımlarını Çinliler çaldı anlatıyorum sana işte. Bir. İkincisi çalan biz değil. Söylüyorum buradan Türk milletine S-300'ün şeylerini kopyalayıp veren Yunanlılar. Şimdi Putin parça vermiyor Yunanlıları. Veya bizim omuzdan atılan Schrödinger'in gizli istihbarat bilgilerini Yunan istihbaratı Ruslara verdi o zaman. Ama biz mert bir adamız. Yani hırsızlık yapmayız. Bize ihtimat edene de biz kancıklık yapmayız. Affedersiniz ağzımda kaçtı ama. Yaptığı anlaşmaya bu dünya üzerinde bizden başka bağlı olan bir devlet yoktur. Biz öyle mert bir milletiz. Yumruğumuz yumruktur. Hocanın dediği gibi acımız da acıdır, zehirdir. Ama balımız da tatlıdır. Hak edene veririz. Sen beni müttefik veriyorsan bana teknoloji vereceksin. Türkiye 50'lerdeki gibi füze dilenen bir devlet değil bir. İkincisi %65'imizi karşılıyoruz. Stendof sınıfı füzeyi de yaptı Türkiye. Başka bir şey daha var. 5. jenerasyon uçak yapacak kapasiteye geldik biz. O zaman sen NATO müttefikinin hava sahasının güçlenmesi senin lehine.
Niye sen o zaman söylemiyorsun ki 8 tane ülkede NATO'da S-300 füzesi var, Rus füzesi. Onu bunlar çalındı mı bilgileri? Elektronikten anlamayan adam değiliz biz. Bizi kandıramazlar yani. E neymiş bunlar F-35 ile kilitlenirse istihbarat çalınırmış. Ya sinyal istihbaratın SIGINT'in ne olduğunu biliyoruz biz. Artı sen de biliyorsun. Burada o zaman vereydin baştan, en baştan vereydin. Ha sonra ha bu bir, ikincisi Türkiye şimdi diyebilir mi ki ya kardeş Putin bak ben seni seviyorum kankam ama ben şimdi geldi bana Johnny bana bozuk atıyor. Ben füzeleri geri vereceğim. O zaman Türkiye'nin karizması kalır mı? Sen Rus olsan bize küfür etmez misin o zaman? Yani. Biz itilen kakılan şimdi isimlerini vermeyeceğim. Bir devlet değiliz yani. O zaman devletlerde eşitlik birdir. En önemlisi şey şu, mütekabiliyet. Sen Amerika'sın, Türkiye Cumhuriyeti de senin müttefikin, bize adam gibi davranacaksın. O kadar. Bakın biz sevgili komutanlarımıza gidip Pentagon'dan 350, 500, 600 milyon dolarlık yardım silahı aldığımızda ki paramızla, ah diyorduk çok güzel işler yaptık, ordumuzu modernize ettik. Ama bugün Türkiye 2 milyar dolarlık silah satabilen bir kapasiteye gelmiş bir devlettir. O zaman sen elindeki kuşu kaçıracaksın mı? Beraber benimle çıkacaksın mı? Karşında da Çin var, açmış ağzını böyle geliyor. Artık Amerikalı dostlarıma söylüyorum buradan Pentagon'dan. Varsa öyle bir tane daha müttefik. Gitsinler onlar PKK'da silah versinler. Hmm. Ben de dedim Afrin'de, size de söyledim. Evet. O silahları versin yeğenim dedim. Bize ganimet olacak. Olmadı mı? Oldu. Sonra bize nota verdi. Ya harf hukukunda adamın elinden silah aldığın zaman o senin ganimetin olur. Sen daha ver. Vermedik değil mi? Niye vereceksin ya? Var mı öyle 3 köfte 5 kuruşa? Şimdi bir 20 kaç bin tır? 25 bin. 25 bin abi. Tır daha silah var toplayacağımız. Bak şimdi bir de bir şey daha var. CENTCOM'un komutanı da şundan anlamıyor. Ya bak biz civciv miyiz kardeşim? Şey yapıyorlar. Ne o? Majını attı gibi. Ben söyleyeyim sana. Ne onun adı? Şey sokuyorlar yerin altına. Fareler gibi. Kaçamadılar. Sığınak gitti, yapıyorlar. Gitti F-16 pilotu, şey Phantom pilotu bir tane koydu. Kaçamadı. Hepsi birden öldü. Yani adamları bence Kürtleri katlettiriyorlar. Esas onlar neden? Tabii, hepsini bir araya topluyor. Canlı canlı. Kandil'den indirmiş oraya getirmiş. Tabuta koydurtturuyorlar. Yani sen oraya hat yapacaksın. Mehmetçik oraya girmeyecek. He? Mümkün değil. Şöyle bir molaya gideceğim. Dönüşte Sayın Abdullah Ağar'a döneceğim. Dün dedi ya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Misafirperverliğimiz sonsuzdur, müthiştir. Öyledir. Abdullah Bey Ankara'da soğuk. Arkadaşlar da Abdullah Bey'e çay kahve ikram edeceklerdir. Bir mola dönüşte buradayız. Abdullah'la devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya dönelim arkadaşlar. Sayın Abdullah Ağar'a dönelim. Soru şu. Şimdi programın başından beri geldiğimiz nokta şurası. Türkiye kararlılığını ortaya koydu Fırat'ın doğusu konusunda. Orada bir terör oluşumuna asla müsaade etmeyeceği noktasındaki kararlılığını ortaya koydu. Amerika çekilme kararı aldı. Sonra bir sürüncemeye sokuldu iş. Deniyor ki Amerika çekilmeyecek. Bu olabilir. Bundaki de amacı orada terör unsurlarını biraz daha hazırlıklı hale getirmek. Bir başka şey daha doğrusu, Türkiye Amerika ile karşı karşıya da gelmek istemez, bu iş yatar. Yani böyle konuşanlar var. Hem bölgeyi biliyorsunuz, hem bu işleri biliyorsunuz. Nedir, nereye gidiyor iş? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sevdası var. YPG, PKK. Bununla ilgili Türkiye'nin hassasiyetlerini de sanırım Amerika'daki saf diller hariç herkes biliyor. Ama çok ilginç bir şekilde son birkaç yıldır Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefik olduğu, neredeyse unutulduğu ve çok ciddi anlamda bir Türkiye düşmanlığıyla, aleyhtarlığıyla, Türkiye anti lobisiyle birlikte PKK'nın yüceltildiği bir güncel yaşandı, süreç yaşandı, bir strateji izlendi. Şimdi
Bu sevda neden? Bir kere bu sevdanın kökenlerine bir inmekte fayda var diye düşünüyorum. Bunu bir deşmekte fayda var diye düşünüyorum. Meselenin konunun çok iyi anlaşılması açısından. Şimdi hani biraz geriye gidelim isterseniz. 2014'ün öncesinde hani Güneydoğu'daki mücadele alanlarındaki hani bu PKK denilen terör örgütünün bu ayrılıkçı zihniyetin arkasında kim var sorusunun cevabını bilenler bildi, ispatlandı, söylendi, ifade edildi ama buna paralel olarak da Türkiye'de çok ciddi anlamda sancılı dönemler yaşandı. Gerçeğin maskelenmesi veya gerçeği söylenenlerin domine edilmesi, baskılanması veya pasifize edilmesi adına. 2014'e gelindiğinde ise 2014'te IŞİD'in ortaya çıkması, IŞİD'in etkisini göstermesi daha doğrusu ve IŞİD'in ortaya çıkmasını gerekçe göstererek işte Sincar'daki işte 10-11 tane, 12 tane PKK'lının ortaya koymuş olduğu modelleme üzerinden, güzelleme üzerinden PKK'nın parlatılmaya başlandığını ve sözde bir özgürlük savaşçısı, sözde bir insanlık savaşçısı olarak dünyaya pazarlandığını görüyoruz. Ve bu pazarlamayla birlikte bir güç ve cazibe merkezi dönüştürülen PKK ve Suriye'de, Irak'ta önce imtiyazlı bir örgüt, sonra himaye edilmesiyle, fonlanmasıyla, donatılmasıyla filan gelmiş olduğu bu nokta. Yani hep gerekçelendirilerek ve bununla beraber eş güdüm içerisinde dünya kamuoyu bu örgüte hazırlanarak, teşne hale getirilerek. Yani resmen dünya kamuoyu bu örgütün teşnesi haline getirildi. Şimdi neden yaptı bunu? Yani neden küresel ölçekte çok önemli bir partneri Türkiye'nin gözlerinin içine baka baka böyle bir angajmana ve stratejiye girişti? Yani şunu düşündü bence. Hani bu dedi ki yani ben dedi bu oyunu hani bu futbol maçına ben 11 oyuncuyla çıkmam. 22 oyuncu artı hakemlerle beraber çıkarım. Türkiye'ye bence bir proxy devlet nazarıyla yaklaştı. Hani geçmişteki o alışkanlıklarıyla beraber. Ama tutturamadı, ayır tutturamadı bence kendince. Ya Türkiye buna özellikle Meskun Mağa çatışmalarından çıkartmış olduğu dersler, tecrübeler, darbeden çıkartmış olduğu dersler, tecrübeler ve mücadele alanlarında özellikle Fırat Kalkanı'nda çok büyük bir ders var, dersler var bizim açımızdan. Amerika'nın ne yaptığına dair, İran'ın ne yaptığına dair, kıta Avrupa'sının ne yaptığına dair ve İsrail'in ve Rusya'nın ne yaptığına dair. Bununla beraber ortaya çıkan Türkiye'nin bir aklı, bir zihni, bir tecrübesi ve imkan ve kabiliyetlerle beraber kavurmuş olduğu bir stratejisi. Şimdi burada tabii çok önemli bir mesele. Yani YPG PKK'ya neden bu kadar çok destek veriyor? Şimdi ve bu desteğin arkasında kim var? Yani ben burada aslında şunu düşünüyorum Turgay Bey. Yani burada birilerinin Amerikan devlet gücünü kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum, öngörüyorum. Ve burada bir otorite mücadelesi tam bunun merkezinde oturmuş durumda. Türkiye'de tam bu işin merkezinde oturmuş durumda. Şimdi işin zorluğu şurada, bunu çözmek zorunda olan da Türkiye. Yani hani bu, yani bu Trump'ın filan hani biraz biliyorsunuz işte, görüyorsunuz yani stratejisizlik stratejisi üzerinden hareket ettiğini, zigzaglar çizerek yoluna devam ettiğini görüyorsunuz. Burada hani onu çok fazla gelen bir şey yok, bizi gelen bir şey var temelde. Çünkü yani sonuçta mesele gelip bizim kapımıza dayanıyor ve biz bir varlık mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi buradaki o derin hafıza kime ait? Ve bu derin hafızadaki parametreleri Türkiye nasıl kendi lehine çevirir? Çevirmek zorundadır. Yani stratejiyi nereden bina etmek zorundayız? Buna kafa yormamız, bununla ilgili kendi stratejimizi geliştirmek adına bu cümleleri kuruyorum. Çok hani benim için cümleleri kurmak kolay da bunun altında doldurmak açıkçası çok zor. Şimdi yani mesele bir YPG PKK'nın örgütün etkisizleştirilmesi meselesi değil. Asla değil. Veya YPG PKK'nın işte ulaşmış olduğu 60 binlik, 70 binlik konvansiyonel güç, etki üretmiş olduğu alanlar değil. Mesele
bu örgütün bir şekilde neden himaye edildiği, fonlandığı, donatıldığı, yönetildiği, yönlendirildiği, eğitildiği meselesi. Nihai amaç. Silahların alınması meselesi değil. Yani buraya gitmek zorundayız. Ya iş burada aslında. Yani tam şeydeyiz. Yani kuyruğun koptuğu, kopacağı bölgedeyiz. Alandayız ve zamandayız. Ya bura mücadelenin sertleşmesinin ve tam böyle yani canın buraya dayanmasının sebebi bu. Abdullah Bey, burada bir mücadele var şu an. Yani hani Abdullah işin... Bey, tam da bu noktada buyurun. Araya kısacık cevaplı bir kısacık bir soru sorayım. Aynı zamanda kısacık bir soru. Hani buyurun. Diyorlar ya bugünlerde, ya işte bu bir seçim yatırımı bilmem ne vesaire falan. Bu ne kadar bir aymazlıktır, öyle değil mi? Şimdi yani hani ben gerçekçi olayım. Cevabı da oradan vereyim. Bu tür siyasi olmayan, ülkenin bekasını ilgilendiren denklemlerde elbette ki karar verici siyasi kendi ikbalini de bu denklemin içerisinde bir yere koyacaktır. Ama bu denklem bu tamamıyla bunun üzerine bina ediliyor gibi bir cümle kurmak bana sorarsanız olağanüstü büyük bir haksızlık olur. Bugün benim okumuş olduğum o fotoğrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki de tarihinde karşı karşıya kaldığı en büyük riskle karşı karşıyadır. Şimdi biz önceki dönemde bizi PKK'ya hapsedilmiş bir fotoğraf vardı bizim açımızdan. Yani bu gerçek. Yani bizi öyle bir denklem kurdular ki bizim üzerimize. Biz dedi bunun başına bir terör örgütünü musallat edelim. Buna işte yasa dışı silahlı solu da eklemleyelim. Bunlarla angaje olsun, onlar domine etsin, baskılasın, ona dair bir ufku olsun, başka ufku olmasın. Buraya hapsedelim biz bu örgütü PKK'yı. Ama son çeyrekte yani son dönemde bu denklem bu köprünün altında çok büyük sular aktı. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimine karşı karşıya kaldı. Türkiye devletinin yıkılmasını, ordunun dağılmasını, vatanının parçalanmasını, halkın bir iç savaşa sürüklenmesine sebebiyet verecek bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ki Allah'tan bir şekilde engelledik, döndü. Sonra Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Güneydoğu'daki mücadele alanlarında belki insanımız farkında, belki insanımız farkında değil. Ordusu bozguna uğratılmaya çalışıldı. Şimdi bu cümleyi kurarken bakın bir PKK'nın 15 Temmuz darbe girişimine kadar ortaya koymuş olduğu terör stratejisiyle 15 Temmuz'dan sonra ortaya koymuş olduğu terör stratejisi ve IŞİD'le, yasa dışı silahlı solla ve diğer radikallerle örtüşen terör konsepti arasında büyük farklılık var. Şunu söyleyeyim, yani bu farkı da belki yeri gelmişken söylemekte fayda var. 15 Temmuz darbe girişimine kadar PKK kendisinin hiçbir zaman kazanamayacağı ama Türkiye'nin kaybedeceği bir terör stratejisi üretti. Bunun adına da ben hiçbir zaman yakıştırmamadım ama tarif etmek için söylüyorum. Gerilla konsepti de budur zaten. Yani gerilla denilen yapı hiçbir zaman kendisini kazanamayacağı ama kendisiyle mücadele edin her zaman kaybedeceği, yani Türkiye'nin kaybedeceği bir konsept üretmiştir Türkiye'de PKK. Yani bizim yıllarımızı, zamanımızı, birlik ve beraberliğimizi, paramızı çalmaya soyunmuştur PKK. Bu ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki dağlardaki mücadeleye baktığımızda, Fırat Kalkanı'ndaki mücadeleye baktığımızda, Zeytin Dalı'ndaki mücadeleye baktığımızda ve diğer milli güç unsurlarımızın bizim PKK ile mücadelemizi domine etmek üzere ortaya koymuş olduğu hamlelere baktığımızda PKK'nın diğerleri, diğer terör bileşenleriyle birlikte Türk ordusunu ve Türk devletini bozguna uğratmaya çalıştığını görüyoruz. Bu anlamda şu temel cümleyi kuralım. Vekaletler Savaşı'nın tam merkezindeki ve nihai hedef konumundaki Türkiye şu an bir varlık ve yokluk savaşı vermektedir. Ve bu varlık yokluk savaşının kopacağı yerde, dananın kuyruğunun kopacağı yerde Fırat'ın doğusudur. Buradan okumamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi girmeyelim. Yani girmezseniz 100 yılın dizayn edildiği bu fotoğrafta başına vurulmuş proksinin bir ayar üstü bir ülke olmayı kabul etmiş bir ülke olarak kalırsınız. Girmezseniz girerseniz çok büyük risklerle beraber
bir beka arayışında bütün risklere rağmen yumruğu masaya vurmuş olsun. Şimdi girmeyle ilgili bir cümle kuracağım. O da şu, yani bence bam teli olan yeri burası. Şimdi Amerikalılar niye bizim kapımızı çalıyorlar? Niye bu harekatı bu kadar çok durdurmaya, engellemeye çalışıyorlar? Bu çok önem taşıyor bizim açımızdan. Yani biz hep olaya şu gözden baktık. Dedik ki ya biz Fırat'ın doğusunda veya Membiş'te bir harekat yaparsak, Amerikalılarla karşı karşıya kalırsak biz ne yaparız? Biz, yani bu sorunun cevabını arıyor Türkiye'de herkes. Şimdi Amerikalılar da şu sorunun cevabını arıyorlar bence. Biz Türklere ateş açmak zorunda kalırsak ondan sonra biz ne halt diyeceğiz? Ona döneceğim. Şimdi şu kolay. Yani biz Irak'a ya Suriye'nin batısına girdi, doğusuna girdiğimiz zaman, Fırat'a doğusuna girdiğimiz zaman. Şimdi Amerikalıların bize ateş açması onlar açısından kolay. Yani hani örneğin Deryezur'da işte Fırat'ı atlamaya çalışan Rus paramiliterlerle beraber rejim askerlerini vurdular, attılar. 300 tanesini orada saf dışı bıraktılar. Bunların görüntülerini de paylaştılar. Yani havadan vuruş görüntülerini paylaştılar. Yani sapır sapır ya, yani şeyler o kudretli namlularla beraber nasıl biçtiklerini gösterdiler. Ama bu görüntü Türk ordusu adına, Türk ordusu böyle bir mütecaviz hareket ürettiği zaman dünyanın jeopolitiği sarsılacak. Bunun farkında. Türkiye gibi bir ülkeyi kaybedecek. Bunun farkında ve Türkiye eğer sinmezse, Türkiye'ye ortaya koymuş olduğu bu etki Türkiye'nin çok daha büyük bir kudret ve irade ve direnç üretmesine sebebiyet verirse bunun cevabı yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bu dünyanın jeopolitik haritasının değişmesiyle ilgili ortaya çıkacak bu riski engellemenin yolu Türkiye'nin o harekatı yapmasını engellemektir. Bunu uğraşıyor şu an. Şimdi bir diğer tarafıyla bunu yapamazsa bu harekatı geciktirmeye çalışıyor. Bunu yapamazsa veya işte başka türlü harekatı engelleyemezse harekatı kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışıyor şu an Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi burada Türkiye şu cümleyi kuruyor. Bak ben diyor seninle işbirliğine varım. Ama burada YPG PKK üzerinden ayrılıkçılığın Suriye'yi parçalamasına, sonra da Türkiye'yi parçalamasına yokum diyor Türkiye. Yani senin burada Fırat'ın doğusunda ve Dicle'nin batısında bir garnizon devlet kurmanı istemiyorum diyor. Şimdi ben buradaki hani biz 23 bin tane tır, 3 bin tane uçakta işte sortudan bahsediyoruz. Buradaki yani bu cümleyi de doğru kuralım isterseniz yeri gelmişken. Yani YPG PKK'nın elinde zaten 6 farklı tedarik kaynağından, bakın Amerikalıların verdikleri hariç, çok ciddi anlamda büyük bir birikim var. Yani yığınak anlamında, yani konvansiyonel yığınak anlamında. Yani Afrin'de yok muydu? Terörizm yığınak muydu? Anlamında. Afrin'de yok. Ama bu 23 bin tane tır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bu 23 bin tırlık, yani ona da cevap vereyim. 23 bin tırlık yığınağın odaklandığı yerler 25 tane Amerikan üssüdür. Şimdi Amerikalıların hesabı bu 25 tane üs üzerindendir. Biz bu buradan okumak zorundayız. Şimdi bununla ilgili benim cevabım şu. Şimdi biz Amerikalılara bak bir oyun oynuyorsun. Ben oynamış olduğun bu garnizon devlet oyununu biliyorum. Senin burada hedef ve menfaatlerin var. Bak bu olmaz. Ama sen hedef ve menfaatlerini kollama konusunda hani şu PKK, MKK filan işlerini artık bir tarafa bırak. Bu garnizon devlet işlerini bir tarafa bırak. Yani benimle ilgili hesabı bir tarafa bırak. Benim üzerinde hesap kuran ülkeler üzerinden benim üzerinde oyun oynamayı bir bırak. Yani bunu derken hani cümleler kolay ama en zor denklem bu. Yani hani bir cümle kurdum. Artık dananın kuyruğunun kopacağı yere geldi. Suriye'deki iç savaş, Suriye'deki mücadele, Fırat'ın doğusu derken yani medeniyetlerin, dinlerin doğduğu, büyüdüğü, şekillendiği ve öldüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz şu an. Yani sadece hani jeopolitik hesaplardan falan bahsetmiyoruz, menfaat hesaplarından falan bahsetmiyoruz. Buradaki kartları kuran ülkelerin menşeine baktığımız zaman oralardan kartları kurduklarını da
iyi okumamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Toparlayalım. Yani, hani burada ya YPG PKK mesele, YPG PKK meselesi falan değil. Bu mesele çok daha derin, çok daha geniş, çok daha farklı bir mesele. Ve Türkiye'nin yani varlık yokluk savaşı derken sadece vatanın varlık ve yokluğundan bahsetmiyoruz burada. Bu vatanın üretmiş olduğu o değerlerden, kavramlardan, medeniyetten bahsediyoruz aslında. Yani bunun savaşı var şu an. Savaşı yaşanacak bu topraklarda. Şimdi o yüzden hani neye hazırlandığımızı, neye girmekte olduğumuzu da iyi görelim manasında bu cümleleri kuruyorum. Hani biraz belki uzattım, kusuruma bakmayın lütfen. Size de çok fazla soru sorma hakkı vermedim. Bitireyim. Yani 23 tane 23 bin tır silah. Şimdi burada mesele şu bana sorarsanız. Yani Türkiye şunu göstermek zorunda Amerika'ya. Bak bir oyun oynadın. Bu oyunu bensiz oynarsan kaybın çok büyük olacak. Bunu ispatlamak zorundayız bence. Anladım. Bir diğer tarafıyla hani aynı eksende hareket edeceksek. Bir diğer tarafıyla da bak yani ben senin pragmatist bir ülke olduğunu biliyorum. Ve bir şekilde şeyini de biliyorum, kimyanı da biliyorum. Yani hedef ve menfaatler doğrusundaki hassasiyetlerini de biliyorum. Bunu da ben yani bu senin hassasiyetini bilerek de hareket göstereceğim. Yani yoksa açıkçası kaygım çok büyük. Evet. Yani IŞİD ortaya çıktı. Türbülansa bakın. Yani bu türbülans öteki türbülansla da falan benzemiyor Turgay Bey. Eyvallah. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Yani benim buradaki kaygılarım bununla ilgili. Evet. Şimdi çok çok medeniyet yuttu bu coğrafya. Çok medeniyetin yutulmasına hazır bir mümbit risk anafor ortaya çıkmış durumda. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Yani Amerika yani burada durayım isterseniz. Daha evet. Da fazla ileri gitmeyeyim. Yok ben. Estağfurullah. Buradan ben İstanbul'dan devam edeyim. Yine döneceğim size. Bir Abdullah Bey'in çizdiği çerçeveye öncesine ve sonrasında bir iki cümle ilave ederek soruyu size de soracağım. Aynı evet. Soruyu. Evet bugün geldiğimiz nokta böylesi bir nokta. Kritik artık eşik burası yani. Ne o? İşte 30 yıldır 40 yıldır Türkiye'yi bu terör belasıyla ilk yordular ve ulaşmak istedikleri nihai sonuç işte o Arap Baharı dedikleri şeyler şunlar bunlar işte Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz 17-25 Gezi vesaire hepsini bir araya getiriyorsunuz. Bir büyük plan artık bu şey gibi şey olmaktan çıktı biz vaktiyle söylediğimiz zaman komplo teorisi falan filan işte Büyük İsrail bilmem ne vesaire birçok şey. Geldiğimiz nokta tam da işte 30-40 yıldır konuştuğumuz meselelerin eşiği. Soru şu. Buradayız. Bir karar verdik. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok sanıyorum. Abdullah Bey'in de şüphesi yok. Sizin de şüpheniz yok. Bu milletin de şüphesi yok. Benim de şüphem yok. Türkiye bir karar verdi. Sıra uygulamada. Uygulaması Fırat'ın doğusu. Bu terörden arındırılacak. Orada işte az önce Abdullah Ağar'ın altını çizdiği o yapılanmaya müsaade edilmeyecek. Peki eller tetiğe geldiğinde karşıda Amerika var. Amerika da bize sıkarsa hani onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Biz sıkacak mıyız Türkleri'yi düşünüyorlar. Bu kısmı biraz konuşalım mı? Hay. Şimdi ben Abdullah'ın fikirlerine katılıyorum. Saygı da duyuyorum. Silah arkadaşımız olarak. Şimdi bir defa önce şuradan başlayalım. Burada sorduğu bir soru vardı. Acaba Amerika bizim üstümüze kim kışkırtıyor? Bana göre İsrail. Ve burada İsrail bizim düşmanımız değil aslında. Neden? İsrail'i ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz Yahudilerle yüzyıllarca beraber yaşadık. Tıpkı Ermenilerle yaşadığımız gibi. Burada Netanyahu yanlış coğrafyada yanlış adam oynuyor. Neden? Aldı bir tane mektup verdi Bolton'un eline. Postacı bunu getirdi, yanlış oldu. Elinde patladı mektup. Ve mektubu verecek adresi bulamadı ve başarısız oldu. Bence Bolton'un diplomatik hayatı bir skandalla bitmiştir bundan böyle. Bundan böyle lafı sözü dinlenen bir adam değil. Bunu bir kere yazın bir tarafı tarih olarak.
Diplomatik yaşantısı da bitmiştir bana göre. Bunu tarih yazacak. Şimdi bana gülebilir bazıları. İşte Bolton çok kuvvetli. Topal kargayı ben literatüre dahil ettim. Bu şey coğrafya ne Boltonlar görmüş. İkincisi gerçek Amerikan çıkarları Trump belirtti. Ne diyor arkadaş? Biz buradan çekeceğiz diyor. Ve Sayın Erdoğan'ı bunu yapabilecek bir adam diyor. Askerlerimiz eve dönüyor. Amerika bugün çekmedi ki. Amerika Vietnam'dan da geri çekti askerlerini. Askerlerden de çekti. Irak'tan da çekti Obama'da. Amerika yenildi mi? Hayır. Sonra biz Amerika ile savaşmadık ki. Veya Amerika'yı buraya kim çağırdı? Yani şu Türkiye, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre burada kendi topraklarında sınır ötesi operasyon yapıyor. Teröre karşı yapıyor. Ve az önce dedik gibi Sayın Bakan açıkladı. 3000 tane biz DEAŞ'ı öldürdük. Var mı bu coğrafyada 3000 DEAŞ'ı öldüren? Kendileri otobüslere bindirip götürdüler. 5000 tane de PKK'lıyı Türkiye halletti PYD'liği. Demek ki toplam 8000 iki operasyonu. Bu çok büyük askeri açıdan bir strateji. Ve bu kadar dar bir alanda üstelik de 15 Temmuz gibi kalleş bir şeyle yıpratılmak bir istenen bir ordunun reaksiyonu. Şimdi geldiğimiz noktada Amerika'nın İsrail askeri çıkarları Türkiye ile aslında terörle mücadelede ortaklıktır. Bunu da diyor, gelin Türkler yapsın bunu diyor. Trump bunu kabul ediyor. Şimdi ben Amerika'da okudum. Amerikan devlet başkanı bunu söylüyor. Karşısındaki askeri cenahtan bazıları ona karşı çıkıyor. Alın dedi, hepsini istifa ettirdi. Şimdi burada az önce söylediğim diplomatik refleksin içerisinde Lindsey Graham'ın yani Amerikan müesses derin devleti bunu komple şey yapmaya çalışıyor. Yani geri çekilmeyelim. Geri çekilmeyeceğim de ne yapacağım burada? Yani 25 bin tırla beni mi yeneceksin? Bir. İkinci husus şöyle bir şey var. Türkiye kararlı tutumunu ortaya koymuştur. Bir. Ve bu bugün başlamadı bu hadise. Daha İran-Irak savaşından bu tarafa. Yani. Bir dakika. Bu 25 bin tır doğru mu? Doğru. Daha fazlası da var. Daha fazla. Daha uçaklar hani, da var. 25 bin değil 20 bindir desem 18 bindir desem. Şimdi ben şöyle bir araya gireyim hocamın da müsaadesiyle. Bu mesele bugünün değil meselesi değil. Fırat'ın doğusu ya da PYD ile mücadelemiz. Münbiç diyoruz. Bakın Münbiç 2016 Haziran'da PYD tarafından işgal edildi Amerikalılarla birlikte. Hemen adını değiştirdiler. SDG yaptılar. Biz daha o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan o süreçte Münbiç'e bu PKK'lılar girdiği zaman şunu söyledi. Müttefikiniz biz miyiz yoksa teröristler mi? Karar verin yoksa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi. Hı hı. Bu mesele oradan başladı. Sonrasında 15 Temmuz darbe girişimi geldi. O yüzden bu mesele en az 2,5-3 yıllık bir mesele. O silahlar verildiğinde şimdi yani silahları konuşuyoruz. Ya 25 o silahları DEAŞ'la mücadele için vermediğini hepimiz biliyoruz. 25 bin tıra şöyle cevap vereyim ben. 2016 Haziran'da Amerikalıların verdiği silahlarla PYD'liler Münbiç'e girdi ve o tarihten beri sürekli silahlar verildi. 2016 Eylül'de Joe Biden geldi İstanbul'a ve o gün Başkan Gerçekten Erdoğan dedi, geri çıkacağız dedi. Hala geri çıkacağız dedi. Başkan Erdoğan dedi. O gün de silah sevkiyatı yapılmıştı. Biden'ın geldiği gün de silah sevkiyatı yapılmıştı. Başkan Erdoğan o gün Biden'a silahları niye gönderiyorsunuz dedi. Haberim yok dedi. Ama bizim var dedi. Şimdi ben orada işte tam büyük resmi göstermiştim. O günden beri sürekli müsaaden silah gidiyor. Belki 25 bin tamam. tırı bile geçmiş olabilir. Tamam. 25 bin, şimdi, 30 bin, 30 bin tır silahı ne yapacak orada? Hocam bakın size şunu arz etmek istiyorum. Irak ordusunu ağzına kadar silahla mücehez ettiler. Yani Hark Adası'nı vereceğiz dediler. Girdi İran'a saldırdı. Irak parçalandı. Oyun önceden planlanmıştı 91 Savaşı'nda. Ve akabinde Kuveyt'e gir dediler. Kuveyt'e girince de Irak yenildi ve perişan oldu. İki devlet de 150'şer milyar dolarlık borçlandı. Ve Irak da İran'da çok büyük darbe aldı. Bu şöyle anlaşılmasın ama. Buyurun efendim. Türkiye'ye de şimdi tahrik ediyorlar, gir diyorlar. Türkiye'ye de zarar olacak. Bunun. Hayır öyle değil. Bu bizimki başka bir şey. Biz Suriye'ye işgale girmiyoruz. Girmiyoruz bravo. Bizimkisi meşru müdafaa hakkı. Burada Amerika'nın şeyi şuydu. Amerika Sovyetler Birliği çöktükten sonra Balkanlara yerleşti ve Kuveyt'i kurtarayım diye bütün Arap coğrafyasına yerleşti. Şu anda İncirli'ye de ihtiyaç yok. 54 tane hava üssü var burada. Deniz üsleriyle beraber. Deniz unsurları var, hava unsurları var ve buradan diyor ki işte az önce bana sormadan burada operasyon yapaması. O bölgenin orası benim. Peki bu tabii baktığımızda 1991 Körfez Savaşı'nda müttefikimiz Sayın Bush da rahmetli Özal, biz operasyon yaptık ama ne yaptık? Genelkurmay Başkanı girmedik biz şeye.
Bize Musul Kerkük'ü teklif ettiler. Girmedi. Çünkü Türkiye'nin ne Musul'da ne Kerkük'te şeyi var. Yeter bizim toprağımız bize. Ha şimdi arkasından 2003'teki Irak işgalinde 1441 sayılı karar, BM kararı yeterli değildi. Türkiye dedi ki bu burada kimyasal silah yok. İspat edemediler. Sonra da bir apologize dedi Tony Blair. Özür dileriz, kimyasal silah yokmuş. Demek ki Amerika'nın kafasında de facto bir Kürdistan'ı kurmak vardı. Bunu Türkiye önledi. Kimle? Irak'la, İran'la. Barzanistan önlendi. Öyle mi? Şimdi Barzani bize yaşamak için mecbur bu coğrafyada şey yapmaya. Şimdi Jeffrey diyor ki Irak'ı model alın. Onun gibi bir Suriye Kürdistan'ı olsun falan. Ya biz oradaki Suriye Kürtlerine karşı bir devlet değiliz. İkincisi sen nasıl oluyor da geliyorsun Texas'ın çölünden benim dibimde bana silah doğrultuyorsun. Nasıl oluyor sen benim dibimde 40 bin tane adam şey yapıyorsun. Buraya tüneller kuruyorsun ve benim dibime şey yapıyorsun. Nöbetçi kulübesi bir de beni kandırıyorsun. Diyorsun ki ben seni korumak için. Kardeşim bak bir daha söylüyorum sana biz ya kadim bir milletiz ya. Medeniyetin ya hocanın dediği gibi Orta Doğu'ya yön veren, Avrupa tarihine yön veren bir devlet. Bizi Rusları, Fransızları çıkar, Avrupa tarihi yok. Sen nasıl benim dibime, ben şimdi gitsem Amerikalılara aslan müttefikim, seni çok seviyoruz. Zapatalardan bıktık. Meksika'ya ve Kanada'ya biz Türk birlikleri kuruyoruz. Gözetleme kullanıyoruz. Ulan derde oluyor bak, bak Trump bir tane şey kuramıyor ya. Duvar. Duvar kuramıyor. Öyle mi? Bize 2011'den beri ne dediler? Kafamızda boza pişirdiler. Türkler DAEŞ'i destekliyor falan filan. Al şimdi DAEŞ geçemiyor. 3000 tane de öldürdük gene yok. Ha, demek ki burada bir madde tezkeresinde bizim askeri birliklerimizin kafasına kese kağıdı geçirmeyi zannediyor ki bir başarı. Ulan bir kere bizde kalleşlik yok. Sen geldin müttefik olarak benimle konuşmaya geliyorsun. Askerime kese kağıdı. Biz onu unuttuk mu zannediyorsun sen? Bir daha yemezler onu. Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var. Türkiye kararlı tutumunu vermiştir bir. Ve burada uluslararası hukuktan doğal haklarıdır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi diyor ki 51. madde meşru müdafaa hakkın var. Bir. Birleşmiş Milletleri kuran sensin. İki. Türkiye'de burada imzacı devlet. İki. Şöyle bir şey daha var. Devletlerin toprakları kuvvet yoluyla değiştirilemez. Bu da var mı? Üç. Birleşmiş Milletler kararı var. Güvenlik Konseyi kararı var. Amerika'nın imzası var. Bir devletin toprakları başka bir devlete taarruz üssü olarak teröristler kullanılamaz. Burada üç tane Türkiye'nin aslan gibi kapı senedi var. He. Biz dedik ki arkadaş bunları yapma. Yaptın mı? Al sana yaptık iki tane hareket. Demek ki yapabiliyor Türkiye operasyon olarak. Ve Rusya ile de bu coğrafyada aklını mantığını kullanıyor İran'la. Şimdi geldiğimiz noktada bir düşman kazanabilir mi? Ve bu sınır ötesi harekatı da çok önemli bir bakım bu. Türkiye bir beka meselesi olduğunu görmüştür. Ve Yüce Meclis hem Irak'ta hem Suriye'de sınır ötesi harekat yapmaya yetki vermiştir. Şimdi uluslararası hukuk açısından diyor ki bu sınıra girme, burayı devleti işgal ediyor. Ya kardeşim sen ne yarın burada? Bir. İkincisi bugün anladığımız manadaki düzen ulus devlet davranımını çökertmişlerdir. Yani hocanın dediğine göre de şu ne vardı? Şehir devletler, imparatorluklar, ulus devlet ve ulus devlet yıkılıp tekrar şehir devletleri dönülüyor. Yani İsrail etrafında küçük küçük minik minik her gün tokatlayacağı küçük aşiretler. Peki sen onu tokatla ama beni tokatlayamazsın. Ben bu bölgenin egemen bir devletiyim. Türkiye diyor ki bak Amerika ben seni anlıyorum. Sen de beni anla. Ben sana bunu yaptırmayacağım diyor. Ha, peki bundan sonrası ne olur? Ben Çinli generali okuyayım mı Amir Ali? Oku. Diyor ki Tayvan'a karşı güç kullanırız diyor. Tehdit ediyor Amerika'yı. Çin Aynan Yu adlı diyor ki Çin denizindeki anlaşmazda Çin iki Amerikan uçak gemisini batıracak ve 10 bin kişinin ölümüne sebep olabilecektir. Çinli Amerikalılar Amerika'nın en büyük korkusu zayiat vermektir. Şimdi diyelim ki Amerika çekmedi o 25 tane üssünü. Bizim Cumhurbaşkanı da emir verdi. Türk ordusu operasyona başladı. Münbiç'e girdik. Bu tarafa da girdik. Amerikan hava kuvvetleri bizi vurdu. Biz onları vurduk. Yani öyle böyle zayiat olmaz yani. 1 milyonluk orduyla savaşıyorsun sen. 500 bin adam öldürdü bizden. Orada bir tane Amerikan üssü kalmaz. Türkiye Mekke'ye girer bir kere. Bunu söyleyeyim ben. Ve Amerika orada Yankee Go Home olur. Defol derler ve bütün halklar ayaklanır. Yani Amerika burada tetiği çekiyor farkında değil. Sen kimden oynuyorsun ya? Yani buramıza geldi bizim artık bitti yani.
Çek buradan askerlerini arkadaş. Bunu nezaketen söylendi. Şimdi gidip değerlendirecekler bunları. Ve dur bakalım, şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Putin'le de konuşacak. Tahran'a da gidecek, konuşacak. Ve ortada bir mutabakat var. Çünkü Rusya'da göre aynı şeyin kendisinin başına geleceğini. Rusya'yı da parçalayacaklar. Ha şimdi demek oluyor ki burada sen bir taraftan hem müttefikim de hem gel aklıma beni oy. Burada bir terör koridoru işte bilmem ne dersen de o adamlardan garnizon devlet kur, bilmem gazoz devlet kur, kurdurmayız arkadaş. Bunun belası ne olursa olsun bir. İkincisi şu var. Burada bir operasyon yaptı Türkiye. Hemen Irak'ın kuzeyindeki şeyleri vurduk, meydanları. Bu Amerika'ya bir ihtar atışıydı. Onlar çok iyi anlıyorlar bizim ne yaptığımızı. Yani bak çekmezsen seni vururuz diyor Türkiye. Artık şey bitti. Yani Suriye'de su bitti, deniz bitti hocam. Rusya vurmuş olabilir bak. Ne dedi Rusya? Bunlar benim paralı askerlerim dedi. Suriye zaten devlet değil. Esad anlaşmış. Bir defa Türkiye, Rusya ile Amerika arasında bir mutabakat var. Rusya, Amerika, İsrail arasında Golan Tepelerinde bir mutabakat var. Peki Suriye'de kesilmeyen yer neresi var? Fırat'ın doğusu. Ha. O zaman Türkiye diyor ki arkadaş bir dakika, ben sana bunu yaptırmam. Bedeli ne olursun? Ne diyor Müslüm Gürses? Her şeyin bedeli var diyor. Türkiye de bu bedeli vermeye hazır. Buraya kadar diyor. Bu bedel Amerikan askerim olur, Türk askerim olur. Onu Amerika düşünsün, Washington düşünsün. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Burada ben Sayın Amerikan Genelkurmay Başkanı'na bir komutan olarak saygı duyuyorum. Bunu gidip Trump'a anlatacak. Bolton anlatamaz, dediğin gibi onun akademik ve siyasi kariyeri bitmiştir. Yazın bunu bu tarafa. Aslında Trump anlatmalarının çok fazla da önemi yok hocam. Çünkü Trump zaten çizecek. Baştan beri gidin diyor. Şimdi yani... Türkiye'nin yapacağı şey ne? Trump'ın yanında durmak ve İsrail'in istediği gibi. Şimdi biz şimdi kalksak Trump'ı bozguna uğratsak Trump da zora düşecek siyaseten. Şimdi az önce dedi ya Abdullah Bey, burada da Türkiye demokratik bir ülke. Önümüzde seçimler var. Ama zinhar bazı müelliflerin dediği gibi bu coğrafyayı, buradaki olan biten tehlikeyi görmeden, kör maymunlar gibi. İşte bu Cumhurbaşkanı seçimleri kazanacak da belediye seçimleri. Ya belediye seçimleri mahalli bir seçimdir. Halkın kendi kendini yöneteceği, hizmet verileceği bir seçimdir. Bakın meclis seçimleri değildir bu. Parlamento seçimleri değildir yani. A partisi de kazanır, B partisi de kazanır. Kimse hizmet edecek. Helal olsun, geçsin belediye o yönetsin. Ama buradaki mesele beka meselesidir. Bir milletin var olma reaksiyonu, bakın bir Fransız da bir Türk'ün reaksiyonu bir değildir. Bir Alman'ın da bir Japon'un da farklıdır. Dolayısıyla sen diyorsun ki arkadaş ben seninle müttefikim. Bak NATO'da imza atmışız. Şunları yapacaksın. Bunlar senin emrine bu kadar ordu vermiş Türkiye. Artı bir de şu var. Nasıl geldi koalisyonu buradan göstersin arkadaş. Bu kadar %30'unu PKK yapabilir mi? Amerikan Hava Kuvvetleri burayı bombardıman edip alan açmasaydı PKK girebilir mi buraya? Mümkün. Ulan yani akıl var, mantık var. Dalga kimi kandırın? Şimdi gayri zorda petrolü sen ver şeye, PKK'ya. Ondan sonra tahılı ver. Demir yollarının kontrolünü ver. Uyuşturucu ticaretini ver. Silah ver. Bu ben görüyor musun abinizim. Evet. Bir de ki Türkler Kürtleri öldürmeyecek, ben sizin abinizim. Bir dakika abicim derler adama. Bütün Kürtler bu adamlara karşıyız. O bakımdan sevgili vatandaşlarımıza, orada yaşayan Kürt vatandaşlarımıza da bu oyunu görün kardeşim. Bu oyun Türkiye'de, Kürt'te, Araba'da oynanmış en büyük oyundur. Ve bu oyun bozulacaktır. Ve bu oyunu bozacak olan Türk aklıdır. Türk aklı da bu coğrafyada bir günde çıkmadı buradan. Biz yumurtadan gelmedik. Biz Anadolu çocuğuyuz. Biz bu coğrafyanın, üç kıtanın hakim, egemen ve kadim bir medeniyetiyiz. Aklımız var, hafızamız var. Tarihi biliyoruz, coğrafyayı biliyoruz. Bir de şu var. Burada bizim yaşam hakkımız bu. Bir devletin yaşam hakkı Montevideo Sözleşmesi'ne göre egemenlik hakkı onun vazgeçilmez hakkıdır. Sen bunu kısıtlamaya kalkarsan kendimi savunma hakkım vardır. Bu isterse dünyanın en büyük ordusu olsun. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez yani. Biz değil miyiz Çanakkale'de 7 tane orduyu durduran? Şimdi Rus da bunu gördü. Şimdi o zaman dedi ki ben Türk'le beraber ortak hareket edeyim. Putin çok akıllı bir adam. Hayranım ben ona. Anlatabildim mi? Ve burada şunu da görüyor. Tamam sahada Kürtler üzerinde Rusların da beklentileri var. Kürtler şunu görmesi lazım. Ya bu doğal bir şey hocam. Herkes bizi oynuyor. O zaman ben arkadaş ne yapmam lazım? Bu Türklerin yanında durmam gerekiyor.
Bu da böyle ya şu var. Ben sana işte buradan söylediği gibi arkadaşın ne diyor? Buradan ayrılırsak Türkler Kürtleri katledecek falan. Bu çok ayıp terbiyesizce bir şey ya. Bunu Türkiye kabul edemez. Evet. Hocam şunu söylemek isterim. Şimdi siz konuşurken ben ekranları başında bizi izleyenlerin de aklına takılmış olabileceğini düşünerek onun üzerinde bir düşündüm. Bunların planları, bu büyük devletlerin planları. Denize çıkmak hocam. Tabii, denize çıkmak. Bu eyvallah. Artı söyleyeyim bir dakika, onu da söyleyeyim. Musul, Kerkük petrolünü İsrail'e taşımak. İsrail'e taşımak. Bu kadar basit. Hatta bunun içinde her şeyi yapıyorlar. Golan Tepelerini de aşağı, Suriye'ye de girer. Suriye'de de toprağı alır. Deniz orada neden bu kadar hala çözemediler? Çözemediler. Bir dayış oluyor. Kürtleri çok seviyorlar. Salsın götürsünler Amerika'ya. Evet. Bir gün bakın şöyle bir şey var. İsviçre'ye göreve gittik, NATO görevine. İsviçreli profesör diyor ki, bütün NATO subaylarının içinde, işte dünyada İsviçre'de dağlık yerler var. 150 sene sonra çevre kirliliğinden insanlar burada savaşacak. Türkiye'de de dağlar var. Türklerle Kürtler savaşacak. Bir dakika dedim ya, sen ne diyorsun dedim. Sen aklını mı kaybettin profesör dedim. Nereden çıkardın bunu dedim. Biz kardeşiz dedim. Bak dedim sana, Karadayı Paşa buraya dedim bir tane inci gönderdi. İnciden bir tabak vardı. Parmağını sokarsan Türkler parmağını koparır dedim. Aklını başına al, bir daha böyle bir laf etmeyeceksin dedim. Şimdi bütün oyunları burada Türk'le Kürt'ü savaştırmak, Arap'la Kürt'ü savaştırmak, buna dış politikada domuzu domuza kırdırmak deniyor. Ama burada senin söylediğin bir mesele var. Büyük İsrail Devleti'nin kurulması. Burada akıl var, mantık var. Türkiye, bak ne diyor Genelkurmay Başkanımız? Bizim düşmanımız DAEŞ'tir. Bizim düşmanımız PKK ve PYD'dir. Amerika buradan alsın PYD'nin ne silahı çeksin gitsin. Kendisi mi gider? Nasıl gider? Paşa paşa gitsinler burada. Tam da bunu... Şimdi burada diplomasi var. Diplomasinin bittiği yerde silahlar konuşuyor. Bitti diplomasi. Şimdi çok az kaldı yani. Şey olarak, şimdi asıl oraya geleceğim. Abdullah Ağar da dinliyordur bizi. Büyük İsrail Devleti'ni kuracak. Hadi ama çok basit onun için. Kürt dediği PKK terör örgütü, işte o vekalet savaşını sürdüren lağımcı birliği, tamam mı? Açacak, şey yapacak falan, işte ondan sonra İsrail'de konacak oraya. Bunlara sonra böyle gönderecekler. Öldürecekler onları, kesecekler. Tamam. İkinci bir 50 yıllık plan falan, işte bir 50 yıllık buraya kadar geldi. Sonraki 50 yıllık planda da böyle bir şey var. Adam İsrail'de orada o kadar yerde kalmak istemiyor, büyümek, genişlemek istiyor. İşte 40 yılda ne hale geldikleri ortada. Söylemeye çalıştığım şu. Bugün geldikleri noktada. En zayıf noktalarında evet, şu anda. Bolton'ın İsrail'e gitmesi, Netanyahu'nun çılgına dönmesi, işte yok Kürtler Mürtler vesaire üzerinden karnıma yumruk attı falan. Bütün hikaye Türkiye'nin gelinen bu noktada oyunu bozmuş olması, planın gecikmiş olması, şu ana kadar bitmiş olması gerekiyordu olması. İşte Gezi 17-25 15 Temmuz bilmem ne vesaire falan. Orada şey. Vurdukça Türkiye daha çok güçleniyor. Şimdi Cumhur İttifakı aklının ucundan geçmiyordu. Ya daha dün başka bir manzara vardı falan. Bir başka şey oluştu. Yarın bu ittifak daha da genişleyebilir söyleyeyim. Yani fotoğraf görüldükçe, manzara görüldükçe ki o zaman milli birlik daha çok güçlü. Milli birlik daha çok güçlü. İsrail televizyonunun dış haberler müdürü Diyarbakır'da cirit atıyor. Cirit atıyor. Orada Kürt vatandaşlarımızı provoke etmeye çalışıyor. Yani misal. Yani diyor ki siz diyor orada diyor DAEŞ'le savaşıyorsunuz. Türkler sizi burada katlediyor. Oradaki vatandaşlar diyor ki ya yok öyle bir şey falan diyorlar. Ya, ilmek ilmek öldüler, getirdiler. Bak ilmek ellerinde getirdiler. Ellerinde patladı abi. Ellerinde patladı. Oyun bozuldu. 25 bin tır dolusu silah, her şey hazır bilmem ne. Trump diyor ki hadi geri dönüyoruz. Ya nereye dönüyorsun diyorlar. Yani biz bunun için burada eminim ki Trump şunu da demiştir. Lan manyak mısınız siz? Ben mi dedim size o kadar silah oraya götürün onlara dağıtın diye. Söylüyor zaten. Şimdi, kendi söylediği de var. Trump seçilmeden önce zaten vaadiydi. O vaadiydi Suriye'den çekilmek. Obama dedi DAEŞ'i kurdu dedi. Evet. Yani açık açık söylediler. Amerikan Devlet Başkanı ya Trump için PKK, PYD ya da oradaki sivil Kürtler bunlar hiç umurunda değil Trump'ın. Değil. Trump işte Erbil'den gelen gazeteciye söz verirken Mr. Kürt diye dalga geçen bir Amerikan başkanı profili. Bugün onların hesabına göre planlara soruyu göre kağıt üzerinde burada. Efendim? Soru esas soru ne geldi? Şu yani bütün planları her şey tıkır tıkır işleseydi zayıf da bir Türkiye olsaydı ya ekonomik kriz
saldırılar, efendime söyleyeyim 15 Temmuz'da bunlar gerçekleşmiş olsaydı zaten bunları konuşmuyor olacaktık. Orada istediklerini yapmış olacaklardı vesaire. Şimdi asıl hikaye. Tüm bu planlar yapıldı. 25 bin tır silah, gözetleme üstleri, altta tüneller. Metin yani. Fark etmez yani. Evet. Onu soruyor. Bunların hepsi falan var. Kolay mı pes edecekler? Yoksa şu daha doğru, daha mı doğru? İşte Trump'ın aklı. Ya manyak mısınız? Benim savaşım mı bu? Dönün gidiyoruz. Anladım. Anlatabildim değil mi? Şimdi bizim askerlerimizi Kore'ye gönderecekler. Rahmetli Menderes tamam diye göndereceğiz. Ne yapalım? Zırhlı birliklerden kim uzun boylu var, palamut evlatlar, onları seçiyorlar. Bindiriyorlar. Genelde zırhlı birlik askerleri, subaylarımız. Ve gemide ateş ediyorlar. Amerikan silahlarıyla. Denize ateş ediyorlar. Bak, kara silah hedefine değil. Pusan'a indiriliyor ve daha bölgeye gitmeden tak cephenin önüne koyuyorlar. Amerikalı askerler diyor komutanlar. Ya diyorlar yeğenim. Hoş geldiniz Mehmetçik ya. O tamam kıyak. Ne istersiniz diyor. İşte Coca-Cola, sakız, ondan sonra işte dudak kremi falan. Başka ne istiyorsunuz falan. Komutan dinliyor. Ulan diyor, ya buraya Johnny diyor. Sen diyor bize ekmek, su ver diyor. Bir de mermi ver, bir de Çinli ver keselim ulan onları diyor. Bak ekmek, mermi. Başka bir şey yok la Türk askerine. Bir de yaşadığımı söyleyeyim. Amerika'dan döneceğim. Artık vatan burnumda tütüyor. Gideyim dedim çocuklara bebek alayım falan filan. İşte bir ekse geziyorum. Bir tane üniforma var üstümde. Amerikalı emekli subay geldi. Tak bağırarak benim gibi kulaklarda iyi duymuyor. Kendini takdim etti. Topçu subayıymış. Kore'de harp etmiş. Yani Türkler dedi şöyle kahraman böyle kahraman. Ulan adam bir bağırıyor. Bütün yine toplandı başımıza. Ve dedim hani övünmek gibi olmasın. Türkler öyle dedi falan. Ben utanıyorum şimdi. Bu sefer başladı adam anlatmaya. Ve bu gerçek söylediğim. Amerikan cephaneliğinin birliğini Çinliler geliyor ki onlar Mao'nun en iyi militanları. Gece Harbi'ni en iyi bilenler. Her seferinde cephaneliğini alıp götürüyorlar. En sonunda diyorlar biz bunları Türklere verin bir de Türkler korusun. Böyle komutanı topluyor. Bana bakın diyor. Gelenleri diyor. Hepsini diyor alacaksınız ve kafasını keseceksiniz diyor. Bizimkiler de pusu atıyorlar. Çinliler yani, gene geliyor. Hocam kafasını keseceksiniz derken argo konuşuyor. Yani bir sıkın öldürün anlamında söylüyor. Öyle bir şey. Bir dakika hocam öyle yapıyorlar hakikaten. Tastatura da kesiyorlar. Ondan sonra. Şimdi gene geliyor bunlar falan filan. Bakıyorlar ki Amerikalı yok. Bizim Mehmet Efsir'in kafalar ve o birliğin önüne bütün o Çinlilerin kafalarını canlı canlı koyuyorlar. Kanlı böyle. Bir daha Çinliler toz. Ve ben bunu Amerikalı bir subaydan da dinledim. Doğru. Kendi birlik komutanlarımızdan da bir daha da gelmiyorlar. Ondan boşuna mı diyor General MacArthur? Türk ordusu için imkansız yoktur Tugay'ı. Kahramanların kahramandır. Açın da okuyun. O Bolton amcam gitsin önce bir MacArthur'un hatıralarını okusun. Türk milletinin tarihini okusun. Ondan sonra işte sen Kürtleri karı bilmem ne. Ulan biz civcivler cumhuriyetimizden. Bak bakalım yani. Sonra bunlara seçim yatırımı diyeceğiz. Evet. Sonra bunlara seçim. Yani seçim yatırımı nasıl olur? Şovlu olur. O da danışıklı yani, dövüştür. Buradan ya. Amerikalı kardeşlerimize ben söylüyorum. Bunu yapacak olan adam 15 Temmuz darbe gecesi Erdoğan devrilsin diye dua eden John Bolton'a Ankara'da nasıl posta koyacak? Yani bunu mu yapar? Şimdi, John Bolton darbe gecesi Erdoğan gitsin devrilsin diyor. Bunun için dua ediyor Amerika'dan. Ondan sonra gelip burada bizimle danışık dövüş yapacak öyle mi? Seçim yatırımı yapsın Erdoğan bir daha seçim kazansın. Orada bir şey var. Sorduğunuz bir şey var. Hesaplar planlar. Cenab-ı Allah ayeti kerime diyor ki onların planı varsa bizim de planımız var. Amin. O yüzden oyun bence çöktü hocam. Ellerinde patladı. İnşallah. Şimdi kol koptu, Bolton gitti, sakat kaldı falan. Bence Washington'a gittiğinde gece uyuyamıyor. Ulan diyor Trump ne yapacak beni? Hesabını kendi versin. Bence Pompeo peşinden Irak'ta toparlama yapıyor. Olur da işte PKK'yı çekersek yerine Barzani'nin peşmergelerini getirelim. Bazı formülize yani ne diplomasi ne askerliğe sığacak şeyler bunlar. Yanlış hesaplar. Hocam, süremiz... Ama gene Netanyahu da onun burnunu karga, iki karga beraber gidiyorlar. Aynen öyle. Atasözünü söylemiş ama. Anlamışlardır. Evet. Süremiz bitti ama Abdullah Ağar'a bir döneceğim. Bir iki dakikada son sözlerini evet, daha son alayım. Söz söylenmedi hocam. Evet, Ankara'da olmanın böyle. Abdullah Bey bir dahaki sefere İstanbul'a bekliyoruz. Abdullah Bey buyurun. Ya ben de aslında İstanbul'a gelmeyi istedim ama. Ankara'daki yoğunluk hocam, hava çok bu seferlik izin vermedi. Lütfen kusuruma bakmayın. Estağfurullah.
Özellikle. Yani evet çok soğuk. Burada -12 bu gece. Maşallah. Yani hani Ayaz'ı seviyoruz ama bu fazla Ayaz. Biraz yaşandık galiba. Evet. Son birkaç cümlenizi alayım. Şimdi yani bir aslında çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Hani toparlayamam sonra. Saygılar sunuyorum. Allah Mehmetçiği muzaffer eylesin. Amin. Amin yani. Bir tanesini dahi burnunun kanamasını istemeyiz. Hepsini korusun. Amin. Üstün başarılar diliyorum inşallah. Amin. Amin. Güzel güzeldi. Kapanış da güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de söyleyelim hocam. Allah ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Şanlı bayrağımız daima yükseklerde ve yıldızlarla beraber olsun. Amin inşallah. Ona yan bakanı da gözü kör olsun. Amin inşallah. Amin. Çok sağ olun. Geldik programın sonuna. Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.